Televizyon ve Fikir Kulübü'nden mutlu akşamlar, mutlu cumartesiler değerli izleyenler. Saatler 21'i gösteriyor ve yine bir Fikir Kulübü'nde daha duayen gazeteci Hakan Aygün'le birlikte huzurlarınızdayız. Gündem yoğun her programda olduğu gibi. Hem stüdyoda hem Skype hattımızda dilim dilim farklı konuklarımız olacak. Hem yaşadıklarımızı hem muhtemelen gelecek hafta çok konuşulacakları onlara soracağız, fikirlerini alacağız. Bu arada bu akşam umarız yine Türkiye'nin referans kanalı Televire sizleri kilitleyeceğimizden dolayı şimdiden kusura bakmayınız diyelim. Ve konuklarımızı tanıtarak hoş geldiniz diyerek başlayalım. Emekli Amiral Türker Ertürk stüdyomuzda bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sezgin Bey. Teşekkürler, selam ve sevgiler bizi. CHP'den dertlisi. Evet, Sezgin'dir. Doğum programlarında vakit ayırdıkları ve davetimizi kabul ettikleri için elbette. Skype hattımızda ilk iki dilimde yine kıymetli konuklarımız olacak. Sonradan farklı konuklarımız da aramıza katılacak. Şimdi aramızda olan konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan bizlerle. Hoş geldiniz Yaşar Bey. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu da yine bu akşam televizyon ekranlarında Fikir Kulübü'nde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım, teşekkür ederim. Rıfat abiyle de başlayabiliriz ha ya. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii biliyorsunuz seçim süreci, seçim tarihi ve konuşacak çok konumuz var. AK Parti diyeceğim. Çünkü hep yaptıkları gibi yine siyasi tarihimizdeki önemli bir günü seçim günü olarak seçmiş görünüyorlar. 14 Mayıs. Nedir 14 Mayıs? Siz tabii ki çok daha iyi bilirsiniz ama Demokrat Parti'nin ilk seçim zafer günüydü. Bir de CHP'nin Cumhuriyet'in ilanından beri süre gelen iktidarının da yine sonlanma günüydü diyebiliriz. Ve esas yıllardır dile getirilen, size de soracağım özellikle o malum slogan, yeter söz milletindir sloganında kullanıldığı gündü. Şimdi bakıyoruz ki Erdoğan yine halkın bu seçimlerde yeter söz milletindir diyeceğini, bir de altılı masaya itibar etmeyeceğini söyledi. Ama gelin görün ki slogan için bu kez durum farklı. Çünkü altılı masanın bildiğiniz üzere adı millet ve Erdoğan ister istemez yeter söz milletindir dedikçe zaten beklenildiği üzere akıllar Millet İttifakı'na kaçacak. Doğru. Yani bu slogan, bilmiyorum birazdan hepinize teker teker soracağım katılır mısınız diye, her zikredildiğinde Millet İttifakı daha da fazla akıllara düşecek gibi bir durum söz konusu. Rifat Bey, sizle başlayalım. Yani deyim yerindeyse bu 14 Mayıs seçimlerindeki slogan bir bumerang gibi dönüp 14 Mayıs'tan umut duyanları da vurabilir gibi görünüyor. Başlığımızda da söylüyoruz. Yani bu Cumhur'un yaptığı bir gaf mıdır acaba? Seçim sloganı gafı. Ne dersiniz? Evet. Evet, katılan bütün değerli siyasetçilere, konuşmacılara saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. 14 Mayıs 1950 tabii önemli bir tarih. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi her ne hikmetse devamlı bu tarihi ve rahmetli Bayar'ı, Menderes'i kullanmak istiyor. Alakası yok halbuki o yönetimle bugünkü AKP yönetiminin. 1957 meclisi, yani en son 1960 darbesinden önceki meclisteki parlamenterlerin, Demokrat Parti grubunun yüksek okul oranı %97 idi. Üstelik o zaman Türkiye'de 5 tane üniversite vardı. Çoğu da bunların, çoğu rahmete kavuştu. Çoğu da yurt dışındaki eğitim almış insanlardı. Yani Avrupa'yı bilen, dünyayı bilen insanlardı bunlar. Hayatı bilen insanlardı. Bir tanesi de bunlardan biri de benim rahmetli babamdı yani. Demokrat Parti İzmir Milletvekiliydi benim babam. 1960 ihtilali. Yani aslında sloganın mal sahibine sormuş olduk. Yani babadan oğla bu siyaset geçmez tabii de. Ama Demokrat Parti ile ilgili Türk kamuoyunun yanlış bilgilere sahip olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bunlar önümüzdeki dönemde daha da açıklanacak tabii. Şimdi Demokrat Parti deyince Hakan Bey, Gizem Hanım, iki tane önemli aktör var. Bir tanesi rahmetli Celal Bayar, öteki de Menderes rahmetli. Celal Bayar Kurtuluş Savaşımızın galip hocası. Yani bir kendi başına kurduğu ekiplerle beraber işgal kuvvetlerine karşı kurşun kurşuna savaşmış bir adam.
Rahmetli Menderes de öyle. Bunların ikisi de İstiklal Madalyası sahibi insanlar. Ve ikisini de özellikle Menderes'i de parlamentoya alan rahmetli devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Tabii ki bu her şeyin dört dörtlük gittiği, yanlış yapmadıkları anlamına gelmez. Evet. Ama bunlar namuslu insanlardı. Demokrat Parti milletvekilleri. Dikkat ediyorsanız Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir özel mahkemede, yani bir darbe mahkemesinde yargılandılar. Türk hukuk sisteminde özel mahkeme kurulması kabul edilemez bir olay. Ama buna rağmen anayasayı ihlal suçuyla çoğu yargılandı. 3 tanesi asıldı. Benim babam da dahil olmak üzere 43 kişi müebbet hapse mahkum oldu. Ama içlerinden bir tane hırsızlık, yolsuzluk suçlanan kimse olmadı. Hiçbir tanesinin yurt dışında bir kuruş malı filan çıkmadı bu adamların. Bunlar haysiyetli adamlardı. Ülkesini seven insanlardı. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de zaman zaman basının yönlendirmesiyle iktidar gücünü elinde bulunduranların saptırmalarıyla yanlış tanıtmalar olabiliyor. Ama hiçbir şey gizli kalmıyor. Eninde sonunda hepsi çıkacak bunların. Evet. Şimdi bu 14 Mayıs 1950'deki slogan, evet yeter söz milletindir. El şu şekilde, yani bilmiyorum görebiliyor musunuz beni, slogan budur. İşareti de budur. Ama Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 1950'deki yeter söz bunları her zaman yapıyor. Her ya Rıfat Bey yapıyor. Zaten sizin de söylemlerinizden anlıyoruz ki ya ben o gezi sürecinde Halk TV'deydim. Orada da hemen ertesi gün yanıma gelen de Polatkan'ın torunu, bilmem neyin torunu, hep o Demokrat Partisi tayfası asılanlar dahil torunu. Bugün de baktığımda Özal'ın da öyle. Menderes'in torunu var aynı adını taşıyan. Tanıyorum. Evet. Annesini falan çok iyi tanıyorum. Herkes CHP oy veriyor zaten. Polatkan'ın torunları CHP oy veriyor. Siz Demokrat Parti geleneğinden gelmişsiniz. İşte o babadan ötürü, babanız milletvekili. Doğru. Siz de bugün bu zihniyete, yeter söz milletinin AKP iktidarına karşı söylenmesini isteyenlerdensiniz. Devir değişti. Yani, herhalde yani. Biz yıllar, hele özellikle ben, yani 2007'den beri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarıyla mücadele eden bir adamım. Bir de fazla sert. Hakan Bey. Evet. Efendim? Hem de çok gerekince de sertleşerek gidiyorsunuz. Sertse sert. Herkese gerektiği, anladığı şekilde konuşur. Türkiye'de siyaset böyle yapılır. Yani siyaset biraz da cesaret isteyen bir iştir. Doğruları millete anlatmak zorundayız. Evet. Bunun sonucunu da bedel ödemekse ödüyoruz. Hapse girmekte giriyoruz. Daha sırada bekleyen bir sürü mahkemeler de var. Bunlar da önemli değil. Yani bizi, Demokrat Parti zihniyetini, Adalet Partisi zihniyetini, sonra Doğru Yol zihniyetini Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapıştırmak bence çok yanlış bir olay. Yani ters sefer diyorsunuz. Evet. Şimdi Yaşar Bey, sizinle devam edeceğim. Çünkü siz de yine Alparslan Türkeş geleneğinden gelen, yani biraz da Demokrat Parti geleneğine yakın bir insansınız. Neden? Çünkü Demokrat Parti'ye yapılan 1960 darbesi geleneğinden geliyorsunuz. Ve bu slogan... Ya o gelenekten gelmiyor yine, da Alparslan Bey orada Milli Birlik Komitesi üyesiydi. Evet, o dönemleri... Sayın Okuyan da çok yakınındadır Alparslan Türkeş'in. Belki o da farklı bir açıdan bakacak. Evet, ne dersiniz bu sloganın tekrar gün yüzüne çıkmasına, özellikle Erdoğan tarafından çıkarılmasına diyelim? Valla şimdi tabii Rıfat Bey, sayın sen, önce hepinizi katılan arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle ben de selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. İzleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Burada yalnız ben daha sonraki bölümlerde sorularınıza cevapları verirken, ama başlangıcında iki kendimle ilgili şeyi arz edeyim müsaadenizle Gizem Hanım. Birincisi... Çünkü neticede Tayyip Erdoğan'ı tartışacağız ister istemez. Tayyip Erdoğan'ın iki şapkası var. Biri Cumhurbaşkanı şapkası, biri de AKP Genel Başkanı. Tabii bizim geleneğimiz, benim geleneğim en azından, Cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı gerektiren bir gelenektir.
Orada kim olursa olsun biz onu eleştiririz ama hiçbir zaman hakaret etmek yahut da bir şey bizim gelinliğimizde yoktur. O devletin başıdır. Ama burada tabii bir garabet içindeyiz. O garabet de şu, aynı zamanda AKP Genel Başkanı ve Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı makamıyla AKP Genel Başkanı makamını aynı anda kullanıyor. Size siyasi suçlamalar yapıyor, siyasi konuşmalar oluyor. Siz ona cevap verdiğiniz vakit orada hemen işte bazı mahfiller hemen Sayın Cumhurbaşkanı'na işte hakaret etti filan diyor. Onun için ben en azından kendi adıma bunu söylüyorum. Bir. İki, ben buraya bir parti adına katılmıyorum. Onu özellikle belirteyim. Ki burada yapacağım değerlendirmeler hepsi Yaşar Okuyan olarak kendi kişisel görüşlerimdir. Evet. Yani bunu çünkü partiyi temsil etmiyor. Süreçte, tabii. Onu belirtmenize gerek yok. Şimdi tabii ben şöyle, ben 27 Mayıs ihtilalinde aslında benim babam Cumhuriyet Halk Partilidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Fatih ilçe yöneticisidir. O zamanlar Ocak ve Bucak başkanları vardı. Fatih'te Darüşşafaka Caddesi bizim işte oturduğumuz yerde orada şehir resmi CHP başkanlığının işte o şey böyle bir dükkan vardı, bayraklar vardı, CHP bayrakları. Ben de yani babadan bir CHP yani o ihtilal olduğunda da rahmetli babam Sultan Okuyan bizim bakkal dükkanımız vardı. Onun üstünde de iki tane böyle iki oda gecekonduvari bir yerde oturuyorduk. Hiç unutmuyorum. Bayrak astedi. Babam bayrak asteyince biz de bayrağı astık orada. Yani 27 Mayıs'ın şeyiyle ilgili olarak. Evet. Orada o dönemde tabii bu ayrı. Tabii rahmetli Türkeş evet o 27 Mayıs ihtilalini bildirisini okuyan bir kimseydi. Daha sonraki süreçte de zaten 1964'ten itibaren rahmetli Türkeş Yalova'ya geldiğinde dedem Maraşal Fevzi Çakmak'ın Millet Partisi'nin yöneticisiydi Yalova'da. O daha Türkeş Bey rahmetli CKMP'nin genel başkanı olmadığı bir dönemde Yalova'da tam 15 gün kaldı. Dedemlerin Rasim Koçal'ın ve daha sonra milletvekili olan rahmet eylesin yine İstanbul Milletvekili MHP Turan Koçal'ın şeyiyle ve biz de o vesileyle tanıştık. O orta tarihten beri de o Türk milliyetçiliği çizgisinde işte devam eden bir siyasi yaşamımız var. Yaşar Bey, bu slogana ne diyorsunuz? 14 Mayıs yeter söz Millet İttifakı'nın milletin ya yazıyor tabii Erdoğan ama. Şimdi bu yani burada tabii bunu nasıl kimin nasıl kullanacağına bağlı. Yani bunu eğer muhalefet ciddi bir yer alır da bunu böyle güzel bir değerlendirme yaparsa bu tam o slogan şu andaki o zaman tek parti dönemine karşı bir slogandı. Şimdi tek adam döneminde. Dolayısıyla bu sloganı yani aynısını kullan. Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklaması var. Bu slogan bize uyar diyor. Ya hayır uyar uymaz meselesi. Yeter söz milletin yani, olsun artık diyor. Onlarda. Ama yani burada hinlik yapılıyor. Cinlik yapılıyor akıllı sıra. Bir taraftan Menderes'e sahip çıkma. Ama öbür taraftan her türlü başka mahfillerle flört etmeler. Bu şey değil. Yani o yani AKP Genel Başkanı işte 21 sene nasıl iktidarda kaldı? İşte böyle kaldı. Evet, o anda ne varsa seçmek gibi görünüyor. Diğer sorularla da devam edeceğiz Yaşar Bey ama şimdi hukuki boyutu için birazdan Sezgin Bey'e de geçeceğim. Hem bu slogana hem hukuki boyutuna. Ama acaba Türker Bey ne düşünür? Yani yeter söz milletindir deyince sizin de aklınıza hemen Millet İttifakı'nındır tamlaması, o sözcük gelmiyor mu? Biraz bu noktada Erdoğan yani Cumhur İttifakı bile isteye gaf mı yaptı acaba? Nasıl baktınız ilk bu sloganı duyunca? Gerçekten gaf yaptı. Gaf yaptı. Ama Allah'tan bu.
Bakın bu parti kurulurken de gafla kuruldu, sonlanırken de gafla sonlanılıyor. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz haç ibadetinin İslam inancına göre bir parçası şeytan taşlama ritüeli var. İnanışa göre bu Allah'a baş kaldıran şeytanın taşlanması veya günahlarından arınmak için yapılan bir ritüel. Şimdi nerede burası? Mekke ile Mina arasında taş bir sütun. Adı ne? Camratul Akabe. Biliyorsunuz AKP kurulduğunda gafla bu ismi seçti. Daha sonra biliyorsunuz AK Parti diyerek bundan kurtulmaya çalıştı. Hatta AKP diyenlere çok kızıyorlar. Çünkü AKP ne biliyor musunuz? Şeytan demek. Şimdi bu 20 yılda yani AKP bu toplumun, derken Arapça AKP o anlama geliyor. Tabii ki ama sonunda telaffuz olarak, pronunciation olarak şeytan demek. Ama 20 yılda bu ülkenin iç barışı için, bu ülkenin demokrasi için, bu ülkenin adaleti, hukuku için adeta şeytan haline geldi. Onun için hani yeter söz milletindir. Bakın bu da gaf. Çünkü burada millet kim? İşte Millet İttifakı karşısında ve milletin iradesine işte en son nerede yerel seçimlerde milletin iradesini nasıl yok saydığını, daha önce referandumda milletin iradesini nasıl yok saydığını, hatta sandığa hayır girmesine rağmen evet çıktığını ilan etti. Millet iradesini yok saymaktır. Bu konuda sicili bozuktur. Evet. Başlangıçta bir gafla böyle bir isim seçtiler. Daha sonra AKP diyenlerden çok rahatsız oldular. Ama 20 yılda o Arapça anlamını somutlaştırar üstünde. Ben diyorum ki halk onları bu seçimde 14 Mayıs'ta taşlayacaktır. Ve iç barışı için, hukuki için, demokrasi için adeta şeytanlaşmış bir iktidarı yolcu edecektir ama ne diyerek? Söz milletindir diyerek. Evet. Şimdi tabii gerçekten çok ilginç bir seçime gidiyoruz tüm bu yaşananlarla birlikte. Sanki alınan her kararda mahkemelik olacak gibi. Özellikle bir hukukçu kimliğinizde size de bu yüzden soracağım Sezgin Bey. Çünkü biliyorsunuz Erdoğan 3. kez adaylığı tartışılıyor. Onun dışında AK Parti'nin baktığımızda Millet İttifakı'nı hedeflediği, çünkü ittifaktaki artık oyların ittifaktaki diğer partilere yaramasını önleyen yeni seçim yasası. Yine o da tartışılıyor. O yasanın 14 Mayıs'taki olası seçimlerde mesela geçerli olup olmayacağı bir diğer tartışma konusu. Mesela yine sizin de bildiğiniz gibi seçim eğer meclisçe bir kararla alınmazsa anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde seçimleri tırnak içinde yenileme diyelim biz ve yaygın deyişle de meclise feshetme yetkisinin olmaması ve tabii eğer tüm bunlar olursa oldu bittiye getirilirse anayasayı ihlal suçu sayılacak mı sayılmayacak mı? Yani ne dersiniz? İşler birbirinden karışık. Hukukçu kimliğinizle siz nasıl açarsınız bu konunun ayrıntılarını? Öncelikle şunu söyleyeyim, yani siyasete mahkemenin müdahalesini ben kabul etmem. Kabul etmiyorum diyorsun. Yani bu öteden beri kabul etmem. İşte 60 darbesinden başladı. Kendisi biraz avukat da ondan dolayı. Evet, yani 60 darbesinden başladık. Savcı olsa farklı konuşurdu. 60 darbesinden başladık. 60 darbesinin esas nedeni de siyasete müdahaledir yani. Dolayısıyla bugün içinde mahkemenin siyasete müdahalesini İstemem ben. Ama bunlar için AYM'ye başvurulabilir. Yani siyaset çözmeliği mesele. Şimdi geçtiğimiz dönem hani ben de parlamentonun üyesiyim. Bu anayasa yapıldığı zaman bakın böyle yapılmaz dedik, böyle yazılmaz dedik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Yani o kadar çok hukukçu var parlamentoda. Birçok uzman var ama gittiler böyle yaptılar. Ve en berbat şekilde yazdılar. Bütün itirazlarımıza rağmen. Yani bu başlıklar yazsa daha iyi yazardı. Yani. Bu başlıklar yazsa mahkemenin başlığı, tecrübeleri daha iyi yazar. Ama olmadı. Dolayısıyla her şeyi tartışıyoruz. İki dönem midir, üç dönem midir, fesih olacak mı, meclis mi karar alacak falan filan. Çünkü bir geçici madde konmadı, başka bir şey konmadı. Bu hale geldi sonuç itibariyle. Ama ben öncelikle şunu ifade edeyim. Bakın, Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi öteden beri mağdurluk üzerine siyaset inşa eden bir yapı içerisinde.
Ve bunu da çok iyi kullanıyorlar. Her ortamda. Algı yaratıyorlar. Televizyonlar harekete geçiyor falan. Dolayısıyla onları mağdur olabilecekleri bir dilden, üsluptan, bir siyaset tarzından. Ama bir kesim de bakın buna kızıyor. Muhalefet her şeyi, onlar seçim tarihi bu, her şeye karşı kabulleniyor diye. Bak ben söyleyeyim. Yani bu tecrübeye sabittir. 20 yıldır adamlar iktidarlar. 20 yıldır. Kaç tane seçim oldu. Ve seçimlerin ana stratejisi her zaman mağduriyettir. Bakın şimdi niye söylüyorum? Bir, biz siyasetçiler olarak öncelikle vatandaş ne söyler ona karışamayız. Sivil toplum ne söyler ona karışamayız. Ama biz siyasetçiler olarak, siyaset yapanlar olarak onu mağdur pozisyondan uzak tutacağız yani. Sonuçta bizim derdimiz sandıktır. Ve seçimle 20 yıl sonra onu aday olamadığı için değil, anayasaya aykırı olduğu için değil, sandıkla, seçmenin oyuyla, yurttaşın oylarıyla onu değiştirmek bizim önceliğimizdir siyasetçi olarak. 21 yıl sonra ona yeni bir mağduriyet yaşatmayız. Efendim aslında bak gördünüz değil mi? YSK işte gittiler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar falan. Bunu delirtmeden hani onu insanlar söylesinler. Karışamayız tabii. Ayrı belki mesele. Yaşar Bey, Rıfat Bey farklı düşünüyordur. Bilmiyorum. Ama. Bu benim kişisel düşüncem. İki, bu söylenenden uzak durmak lazım. Uzak durmak lazım. İki, ya bizim yani Türkiye'de mizah öldü, mizah. Evet. Siyasetle ilgili mizah öldü. Bir Erdoğan'la ilgili, Erdoğan'la ilgili olarak mizahi bir şey söylemek mümkün değil. Hatırlayalım hepimizin yaşı buna elverişli. Türkiye'deki mizah dergileri nasıl tiraj yapıyorlardı? Demirel'le ilgili, İnönü'yle ilgili, Özal'la ilgili yaptıkları manşetlerden dolayı bir şey yapıyorlardı. Tiraj yapıyorlardı. Şimdi aklınıza gelen bir mizah dergisi var mı? Evet, yayınlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü siyasetle ve siyasetçiyle ilgili mizah yapmak, bir şey söylemek, eleştiri yapmak, Erdoğan'la ilgili söylüyorum. Eleştiri yapmak, ağır eleştiri yapmak mümkün değil. Mizahi bir şey söylemek de mümkün değil. Evet. Dolayısıyla sürekli bunlardan mağduriyet üretiyorlar. Bundan da ben olsam uzak dururum. İki, bakın oraya da geleceğim. Biraz bana müsaade edin. Tabii. Niye? Ya kardeşim dünyanın bir ülkesinde herhangi birisi Türkiye'yle ilgili bir şey söylüyor. Bir dergi. Ekonomist diyorsunuz. Evet değil. Bir dergi geleceğiz. Bir şey yazıyor falan. Aha yine mağdur oldu. Gördünüz değil mi? Erdoğan'ı istemiyorlar. Ya Türkiye böyle görünüyor. Böyle görünüyor yani. Türkiye'yi ölçen, dünyadaki bütün ülkeleri ölçen araştırma şirketleri var, araştırma kurumları var, endeksler var. Türkiye Erdoğan zamanında yani 20 yıl öncesinden şimdiye kadar giden bir çizgide hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, adaletten, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden uzaklaşmış. En dipre düşmüş. Bunu gören dünyanın en saygın gazetelerinden bir tanesi, dergilerinden bir tanesi demiş ki Türkiye böyle. Türkiye ölçen bütün endeksler bu rejimin adını demokrasi demiyor, otokrasi diyor. Öyle yani, otokrasi evet. Hızla ona doğru yani yumuşak otokrasiden sert otokrasiye giden bir süreç var. Ama bunu söylediğin zaman Erdoğan mağdur. Gördünüz değil mi bu seçim halifesinde? Ben bak yani şunu isterim bir siyasetçi olarak. Ya Yunanistan'dan kimse Türkiye'yle ilgili konuşmasın. Hollanda'dan kimse Türkiye'yle ilgili konuşmasın. İsveç'ten Türkiye ile ilgili kimse lütfen konuşmasın. Gideceğiz diyeceğiz ki o siyasetçilere, oradakilere. Ya İsveç'te bir faşist. Yani faşizm neden besleniyor? İşte bundan besleniyor. Din düşmanlığından, nefretten besleniyor. Kime yarıyor şimdi? İsveç'te bir faşist. Faşist adam yani sonuçta. Yani gidiyor, Türkiye Büyükelçinin önünde Kur'an-ı Kerim yakıyor. Lanetliyorum. Şimdi, lanet diyoruz evet. Evet lanet diyorum. Evet. Yani kime yarıyor burada? Kime yarıyor? Peki bu İnanın seçimlerin mahkeme olduğuna katılıyor musun? Aralarında, nedir? Aralarında gizli bir network var. Sezgin Bey'e biraz aykırı konuşacaksınız galiba. Hayır. Ya, aralarında. Sezgin Bey bitirsin. Aralarında gizli bir network var gerçekten. Ya, geçen seçimleri hatırlayalım Almanya, Hollanda. Onlar bilerek mi mağduriyet yaratıyor diyorsunuz? Evet mağduriyet yaratıyorlar. Anlaşılıyor. Bu din üzerinden de. Gördünüz değil mi? Ortalama yurttaşımıza, Anadolu'daki yurttaşımıza ya bizim işte birliğimizin, bütünümüzün sembolü olan, bütün dünyaya kafa tutan, işte şöyle yapan falan Erdoğan, gördünüz değil mi? Dünya karşı. Vallahi ben diğer konuklara da soruyorum ama AKP'ye mağduriyet yaratmayalım diye
bu duyguyla mı hareket etmeliyiz? Hayır, bakın arkadaşlar, bundan besleniyor. Türker Bey'in de söyleyecekleri var. Bundan besleniyor. Bunu, bu tespiti yapalım. Bundan besleniyor ve başka bir network da var aralarında. Hiçbir zaman söylemeyenler neden seçim zamanı geldiği zaman bu kadar çok konuşuyorlar? Neden ya? Ciddi olarak soruyorum, neden? Başka zaman eleştirmezler. Seçimden sonra eleştirmezler. Bir şey söylemezler. Türkiye'de insanlar sürünür mahkemelerde. Cezaevlerinde kalır. Bir şey söylemezler. Seçim öncesi olur. Sonuçta Erdoğan'ı mağdur etmek amacıyla. Herkes Baltını falan başka, evet, başka bir network devreye girer. Peki bu mahkemelik kısmına ne diyorsunuz? İşte aday olabilir mi, olamaz mı? Şunu söyleyeyim ben. Yeni seçim yasası ne olacak? Tabii hepsi ayrı başlıklar ama her buna geçmeden önce. Onu da söyleyeyim. Türker Bey bir dakika dur. Ona tekrar gelelim. İtiraz ediyor musunuz bu mağduriyet işine? Şimdi Sezgin Bey'e katılmakta zorlanıyorum. Evet, ben de onu hissettim. Orada bir kıvrandınız. Şimdi bakınız, karşı taraf meşruiyet istismarı yapacak diye hukuksuzluğa ve anayasa ihlaline izin vermek asla mümkün olamaz. Bu da bir görüş. Bir de bakın, bir siyasi parti, bir demokratik kitle örgütü, bunun meşruiyeti, ne bileyim aldığı oy, ne bileyim üye sayısı, bunlarla ölçülemez. Yasalara, anayasa, kanunlara, en önemlisi anayasa uyup uymadığıyla ilgili. Şimdi ben bakıyorum, Sayın Erdoğan kesinlikle aday olamaz. Aday olamaz. Bakın kesinlikle aday olamaz. Yalnız ondan şöyle bir şey var. Bunu söylersek mağdur olur diyor. Şimdi, ama ya o zaman siz var ya, kardeşim, siz anayasanın siz arkasından dolaşılmasına müsaade edersiniz o zaman. Yani siz, ben mağdur edebiyatı yaparak sizin o zaman ben tüm hukuki hamlelerinizin önünü keserim. Bakın anayasamıza göre Erdoğan aday olamaz ama ben bu konuda muhalefetin, Millet İttifakı'nın doğru mesajlar vermediğini düşünüyorum. Ya da karışık mesajlar verdi. Yani bir bölümüyle hayır dedi, bir bölümüyle evet der gibi yaptı. Ve Sezgin Bey'in ifade ettiği o argümanı kullandı. Ve bu neye neden oldu biliyor musunuz? Yani en başından itibaren çok güçlü bir reaksiyon gösterilseydi, Erdoğan aday olmamayı, belki o parti içinde başka bir adayı çıkarabilecek bir hamleyi bile yapabilirlerdi biliyor musunuz? Ama en başından itibaren çok güçlü reaksiyon gösterilmediği için durum buraya geldi. Bir de o da ne yapsın? Mağdur, mağdur oynayacak, bakın, beni istemiyorlar, bakın, benden korkuyorlar, bakın, diyecek desin, demeye getiriyor Sezgin Bey de. Desin, zaten ömrü mağduriyet edebiyatı da geçti. Bir de şöyle söyleyeyim size. En son referandumda biliyorsunuz. Yani referandumdan sonra atı alan hukuksuzluğunu yaptı bu iktidar. Bakınız, atı alan hukuksuzluğunu yaptı. Biz o zamanlar öncesinde yazıp çizmiştik, anlatmıştık bu konuda muhalefet gerekli reaksiyonlar için, bu durum için hazır olsun diye. Olunmadığı için bu hukuksuzluğa teslim olundu. Bakın, şimdi daha vahim bir olay var. O gün seçimlerden sonra bu hukuksuzluk yapıldı. Şimdi daha seçimlerin gidilmeden, öncesinde bu siz buna rıza gösterirseniz, yarın seçimlerden sonra halkın iradesini yok sayması durumunda, hile, el koyma durumunda hangi reaksiyonu göstereceksiniz ki? Siz, evet, daha başlangıcında bu hukuksuzluğa evet demişsiniz. Yaşar Bey ile Rıfat, evet, Serdaroğlu da. Şöyle, Sezgin Bey'e ben yine döneceğim. Çünkü bir tartışma var Sezgin Bey. Ya onu şimdi, da soracağım şimdi, bir zaman aynı ifade zamanda. İfade edeyim, bakın ifade edeyim. Ona göre yani dostlarımız da cevap, evet, versinler. Yaşar Bey'e, siyaset doyenlerimiz. Evet, orada. Yani hayır, tabii ki yani benden çok daha tecrübeliler kendileri. Ben aynı zamanda bir avukat olarak da söylüyorum. Evet. Nedir? Şöyle bir şey, bakın. Anayasanın lafzını okursan aday olamaz. Lafzını okursan. Yazış biçimini okursan. Aday olamaz. Aksini söyleyenler var mı? Var. Var. Peki kim buna karar verecek? YSK. YSK kim? Nasıl olsa yedirecekler. Ya arkadaşlar bakın, ama bir saniye, bir saniye. YSK kimin konusunda? YSK kim arkadaşlar? Bu YSK değil miydi? İstanbul seçimden iptal etti. Doğru. Bu YSK. Evet. Şimdi bu YSK'nın 5 üyesi yayınlanıyor. 5 üyesi. 2 tane Danıştay'dan seçildi. 3 tane de Yargıtay'dan seçildi ya da seçilecek bu hafta yani içeri. Nasılsa bildikleri. Bakın arkadaşlar. Hayır YSK'nın verdiği karar da kesin mi? Kesin. Kesin. Erdoğan'ın adaylığına yurttaşlarımız itiraz edecekler. Mutlaka itiraz eden çıkacak.
Mutlaka. Siyasi parti olarak da edenler çıkar, yurttaşlardan çıkar. Bu 11 kişilik kurul mu verecek şeyi, kararı? Evet. Evet. Kesin diyecek. Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyor musun? Hayır. Başka yere gidebiliyor musun? Hayır. Ne olacak? Erdoğan'a seçime gireceğiz. Erdoğan'ın istediği şu anda bakın. Erdoğan'ın istediği, tam istediği. İnanın bakın, ruhlarını biliyorum AK Partilerinde. Hiçbir şey konuşulmasın. Seçim gününe kadar YSK'nın kesin listeyi açıklayana kadar bu konuşulsun. Aday olabilir mi, aday olamaz mı? Kesinleştirdiği listeyi, aday oldu dedi. Evet. Ondan sonra bir daha seçim gününe kadar konuşulsun. Evet, siz başka bir şey konuşmasın. Evet, başka bir şey konuşmasın. Bakın insanlar konuşsunlar. Biz tabii insanların konuşmasını engelleyemeyiz. Evet. Ama biz ana muhalefet partisi olarak Erdoğan bizim siyasal rakibimiz. Biz onu sandıkta yenecek güce sahibiz. İttifak tamam. olarak sahibiz. Onu biz sandıkta yeneriz. Anayasaya aykırı aday olsa bile. Peki Sezgin Bey, Yaşar Bey'e ben bir geçmek istiyorum. Yaşar Bey aslında şöyle soracağım. Sezgin Bey anayasaya aykırı diyor ama Erdoğan anayasaya aykırı olduğu halde, böyle bir yetkisi olmadığı halde. Lafzını okursanız bakın. Lafzını okursanız. Yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla seçimleri yeniler ya da her gün bunu konuşacağız arkadaşlar. Her gün. Televizyonda her gün konuşuyor. Evet, anayasayı ihlal etmiş olur mu? Hatta şunu soracağım Yaşar Bey, siz de tarihte görmüş biri olarak. İleride bu bir yargılama konusu olur mu acaba Erdoğan için? Siz ne görüyorsunuz, ne okuyorsunuz tüm bu konuşulanlarda? Şimdi komutanımın değerlendirmelerine aynen katılıyorum. Tabii Sayın Tanrıkulları bir başka açıdan, hani o CHP olarak, muhalefet olarak, hani sanki korktu da karşı çıktı diye gündemi onunla meşgul edecek sözüne de katılıyorum ama burada anayasayı ihlal var. Hı hı. Çok açık. Anayasa hukukçularının hiçbir tanesinden bakın, yani mesela 13 tane anayasa hukukçusu, profesör, bunların hepsinin ortak şeyi bu şekliyle öyle Tayyip Erdoğan tamam 14 Mayıs'ta işte seçim olacak. Efendim ben de adayım. Hele o atanmış bir bakan var orada. Adalet Bakanı'ymış. Yani filan. O böyle tabii dedi, hiç önünde bir engel yok filan. Hatta daha uzattı. Dedi ki 2028'de de aday olabilir. Ben de o Adalet Bakanı'na diyorum, 2028 değil kardeşim, 3028'de de aday olsun. Sen ne biçim Adalet Bakanısın? Ne diyorsun be? Anayasa ortada. Milletin tepesini attırmayın. Efendim biz yaparız. Yaparsanız o zaman başka bir şey. İşte 27 Mayıs'ı yapanlardan senin ne farkın var? 12 Eylül darbesini yapanlardan senin ne farkın kalır? İktidar olarak söylüyorum. Yani bunun izahı yok. Anayasa çok açık. Tayyip Erdoğan aday olamaz. Olamaz. Ha oldu. Dediği doğru Sayın Tanrıkulu. Kime itiraz edeceksin? YSK'ya. YSK işte Tayyip Bey'in ağzına bakıyor. Doğru. Tasdikledi, bitti. O başka bir şey. Ama ben şu dakika itibariyle bile muhalefet partilerinin, bütün muhalefet partilerinin, demokrasiye inanan bütün muhalefet partilerinin demokrasi çizgisinde ortak, bırakın şimdi altılı masa, 88'li bilmem neli filan şeylerini, tümünün CHP ve MHP'nin dışında AKP ve MHP'nin dışında bütün partilerin bir araya gelerek milyonluk mitinglerle bu gelişmeyi protesto etmesi lazım. Böyle mücadele olmaz. Demokrasi elden gidiyor. Seçimde ne olacağını biz bilmiyor muyuz? O Sadat ne? O paramiliter örgütlenmeler ne? Ya şimdi bakın, çocuk oyuncağı değil. Bu bir taraftan diyorsunuz ki bu Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesidir. Aynen katılıyorum. İkinci kurtuluş mücadelesi ise birinci kurtuluş mücadelesindeki kararlılığın
ortaya konulması lazım. 21 sene bunlar iktidarda kaldılar. 21 sene. Kendimizi kandırmayalım. 21 sene böyle bir iktidar. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, her türlü musibetin yer aldığı böyle bir iktidar. 21 sene kalıyorsa bunun hiç bana iç güçler, dış güçler anlamam. Muhalefetin eksikliğidir. Bir bunu kabul edelim. Sezgin Bey'e geliyor. Ya o da ben Yaşar abi şunu da söylemek istiyorum. Şimdi deniliyor ki sistem değiştiği için bu seferki ilk sayılır. Aynen. Şimdi ne olacak? Boyuna sistem bir daha değişirse, bir daha değişti, bir şey daha anayasa değişikliği yapıldı, küçük bir değişiklik daha yapıldı. Her seferinde sayacı sıfırlayan... Ya bakın arkadaşlar... O zaman ya. Allah uzun ömür versin, ölene kadar Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar. Gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet, ya şunu yapayım, soksuz nedenlik. Bakın, yani Adalet Bakanı siyaset yapıyor. 2028'de de aday olur derken ne diyor? Biz bu seçimi kazandık, o zaman da aday olacak. Ya biraz kendimize güvenelim ya. Eğer biz şimdiden kendimize güvenmesek 2028'de de aday olabilir falan. Ya sanki bu seçimi kazanmış. Sezgin Bey sorun şu. Hayır bakın arkadaşlar bakın ya. Siz meşruiyet istihdamı yapmasın diye ya, bugünkü hukuksuzluğa müsaade arkadaşlar bir saniye. Yarın seçim ya, sırasında ve sonrasındaki hukuksuzluğa mı hayır diyecek? Arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Lütfen bakın ya Allah'ını severseniz. Ya Türkiye anayasası idare ediyor şimdi ya. Nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de anayasa yok kardeşim ya. Anayasa denen bir şey yok şu anda. Yok anayasa ya. Bu kadar açık. Anayasa her gün ilan ediliyor. Ama her gün. Bu eşitli, her gün. Bu arkadaşlar direnci göstermezsiniz. Sırasında, seçim sırasında ve sonrasında nasıl göstereceksiniz? Gösterdik işte biz. İstanbul seçiminde gösterdik. Türkiye'de de göstereceğiz. Ya bu da doğru. Siyasi itibarlarımıza göstereceğiz. Bir söyleyebilir miyim? Evet. Bunları da göstereceğiz. Buyurun, bakın bizi bu tartışmayla teslim almak istiyorlar. Bu tartışmayla. Kesinlikle bir siyasi algı operasyonu yapıyorlar. Algı operasyonu ve tamam sanki bu anayasa dört dörtlük başımızın üstünde şimdiye kadar hiç ilan edilmedi. Bu AK Parti döneminde hiç ilan edilmedi. Sanki şimdi ilan edecek dünyanın sonu olacak. Ya sandık önümüze gelecek. Sandık yönünü konuşalım. Bu ittifakı nasıl büyütürüz onu konuşalım. Sandıkta nasıl yeneceğiz onu konuşalım. Bu ittifaka dahil olmayanlar nasıl beraber olacağız? Konuşalım. Konuşalım diyorsunuz. Tamam Cihan herkes sokakta olsun konuşalım. İzninizle Mehmet Bey de ben söz ayın o işte nedir ismi? 14 Mayıs'a kadar da Erdoğan aday oldu. Olamadı. Anayasa aykırı falan filan da Erdoğan istediği gibi bunları konuşmayalım ya. Sandıkta evet. Gömelim diyorsunuz. Gömelim bu kadar buyurun, basit lütfen. Ya. Buyurun. Hesabını oradan versin. Rıfat Bey de teşekkür ederim. Rıfat Bey de çünkü bir şey eklemek istedi. Konu da sıcak buyurun. Zaten... Sezgin Bey'i dinleyince Türkiye'nin, Türk siyasetinin problemini net olarak anlıyorsunuz. Eğer bugün kendisinin dediği gibi Türkiye'de anayasa yok diyor, yoksa iktidarın kabahati var. Pragmatist ve gerçekçi var. Bakıyor aslında Sezgin de, hakkını yemek istemiyorum. Ben aksini söylemiyorum. Doğru, Türkiye'de bugün anayasa rafa kaldırılmış değil, arka odaya atılmış. Ama bunda iktidarın kabahati kadar muhalefetin kabahati var. Evet. Var diyor Sezgin Bey de, evet. Şunu söylüyorum, siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin normal demokratik hayatın bir partisi olarak kabul ederseniz ve demokratik rejim içinde onunla mücadeleye kalkarsanız işte böyle olursunuz sonunda. Adalet ve Kalkınma Partisi organize suç örgütü gibi çalışan bir teşkilattır. Demokrasiyle alakası yoktur. Biat kültürüne inanır. Buna itiraz edecek var mı içinizde biat kültürüne inandığıyla ilgili? Bunu var, kendileri söylüyorlar edecek. Zaten. Her şey reisin dediğidir. Eğer biat ama Sezgin Bey de diyor ki mağdur edebiyatını yoktur. Bunların gene ağzına vermeyelim mağdur diyor. Ben anlıyorum aslında. Falan işin ya veren biz Hakan Bey. Mağdur edebiyatı değil. Mağdur edebiyatı falan değil. Biat kültürünü uyguluyor adam. Biat kültürünün olduğu yerde demokrasi olmaz. Muhalefetin ortalığı yıkması lazım. Ama muhalefet bunları yapmadı ki. Üstüne üstlük Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 17 sene her türlü melanete iştirak etmiş insanları da aldı yanına. Böyle şey olabilir mi? Neyin tartışmasını yapıyorsunuz ki siz şimdi? Eğer bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni siz eleştiriyorsanız Türkiye'de siyasete yön veren, basına yön veren insanlar olarak
size ben saygı duyarım ama o zaman size ben şunu sorarım. İliştiriyor yani Sezgin'de bu işin çok şeyini verdi size, Sayın Tanrıkulu. Hayır, bedelini de ödüyor hala. Sezgin Bey'in düşüncelerine saygı duyuyorum. Herkesin düşüncelerine saygı duyuyorum. Ama lütfederseniz ben de düşüncelerimi ifade edeyim. Eğer siz bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı çıkıyorsanız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o 2 Eylül 2019'a kadar üyesi olan başbakanlığını yapmış, genel başkanlığını yapmış, ekonomiden sorumlu bakanlığını yapmış insanları ortak olamazsınız. Ortak oluyorsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icraatları... Ama yine matematik ortada yani. Bir askeri müşterekte buluşulmazsa da rakamlar ortada. Öyle bir acı gerçek de var. Siz de Rıfat Bey bu ülkede bakanlıklar yapmış, siyaseti bizden çok iyi bilen ve pragmatist siyasetin de içinden, merkez sağ siyasetin de içinden gelen. Merkez sola göre merkez sağ daha pragmatisttir. Daha pragmatist bakması gereken birisiniz. Tamam. Nedir benim söylediğimde yanlış olan? Hiçbir yanlış yok. Yani acı gerçekler var. Yani diyorsunuz ki neden küçük bazı partilerle de ittifak yapıyor ediyor belki. Belki hayır, sizinle hayır, de ben, yapacak. Ben İnşallah da yapar. İsteyen istediğiyle ittifak yapar. Ben ona karışmıyorum. Ama benim söylediğim şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden siz bugün anayasayı rafa kaldırdı. Demokrasi yok. Tek başına ülkeyi idare ediyor diye şikayet ediyorsanız onun genel başkanlığını yapmış, o partinin başbakanlığını yapmış insanlarıyla siyaset yapıp Türkiye'ye ben sizi parlamenter, güçlendirilmiş üstelik parlamenter düzene sokacağım derseniz kimse size inanmaz. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmıyor devamlı? Aynı yerde duruyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Öyle mi? Aynı yerde mi duruyor? Cumhuriyet'in... Bakın bir dakika. Aynı yerde durmuyor diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet'in çok önemli bir kurumu olarak görüyorum ben. Kesinlikle. Türkiye'de siz Türkiye'de Cumhuriyet'i yıkmaya kalkarsanız karşı devrimciler olarak CHP'yi yıkmadan Cumhuriyet'i yıkamazsınız. O %25'i küçümsenen %25 yıkılmadan bu ülkede Cumhuriyet yıkılamaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü tutumunu ben asla kabul edemem. Asla kabul edemem. İktidardan bu tarafa. Biz daha geçen gün, dün veya evvelsi gün Ümit Özlü abiye biz de bizim adımızı da açıklama yapabilirsiniz dedik. Konuşuruz tabii yani diyoruz ki senden hiçbir şey istemiyoruz. Ama cumhuriyetse, laik cumhuriyetse önemli olan, Türkiye'nin demokratik hayatının devam etmesi ise biz sana destek olmak istiyoruz. Ama kardeşim Türkiye'yi 10 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin başına bela eden adama ona benden o işleme kardeşim ya. Ya bak. Böyle şey olabilir. Ne var? Hani? Ne var? Yaşar Bey'e de bir hasta yarım var. Kaldı. Ama evet Yaşar Bey'in sözü az önce yarım kalmıştı sanırım. Buyurun Yaşar Bey, sizin de bu konuda ekleyecekleriniz varsa dinleyelim araya da gitmeden. Şimdi bakın. O öyle oldu, bu böyle oldu. Herkes tabii herkesin fikirlerine saygı duyuyorum. Ama bir gerçek var. Bugün geldiğimiz noktada evet, Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun şeyine katılıyorum. Yani gündemi yokluk, işsizlik, 10 milyon işte Suriyeli deyin, Afganlı deyin, bunların sorunları yerine bu tartışmalarla geçiştirmek istemesi bir uyanıklık ortaya koyuyor. Doğrudur. Doğru. Ama ben şunu arz ediyorum. Yani şimdi siz bu nasıl olsa YSK bunu tasdikler. Peki o zaman şu ortaya çıkmaz sizin mı? Sizin ne işiniz var o zaman orada? Bırakın YSK yapsın siyaseti o zaman. Pardon, ne işiniz bakalım var siyasetçiler olarak? Siz toplanın 1 milyon kişiyi YSK'nın önüne koyun bakalım yapabiliyor mu? Bu anayasaya aykırı çıkabiliyor mu? Siyaset iddianız kadar yaşama hakkınız olan bir iştir. Hakan Bey, siz Yaşar oturursanız Bey'inde, sadece evet, salıdan salıya grup toplantılarında konuşursanız işte buna mahkum olursunuz. Yani özür dilerim ama yani Rıfat Bey siz de bir siyasi partinin genel başkanısınız yani. Evet. Sonuçta evet yani hani siz de yapın yani. Yapıyoruz biz de yapabildiğimiz yani, kadarıyla. Bir engel yok mu bizim, bunlara? Yani YSK söyleyin yani. Siz gidin diyor o zaman. Evet yani yapabilirsiniz, bir engel yok. Evet yani, Yaşar Bey'in bu arada sözü yarım kaldı. Buyurun lütfen. Şimdi, Yaşar Bey'le de devam edelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bugün geldiğimiz nokta olağanüstü şartlar oluşturuyor. Açık. Bu olağanüstü şartların içerisinde
AKP iktidarı her türlü yasal görünümlü, yasal olmayan işler dahil, yasal görünümlü ne demek yasal olmayan? İşte mesela çıkardığı bazı kanunlar. Yani bu bunların demokrasiyle yönetilen hangi ülkede ne şey var? Bunlara karşısında benim arzım şu, muhalefet geç kalmışsa değil, şu andan itibaren derhal bütün muhalefet partileri, sadece altılı masayı falan kastetmiyorum, bir araya gelmeli. Demokrasi, demokrasi, demokrasi diye milyonları alanlara sürmeli. Gelsin ondan sonra ne yaparsa yapsın. Böyle bir şey var mı? Sadat bilmem ne, oradan bilmem ne numaraları yapacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun programının altına Sadat para ilanlar verecek. Bu tezgahları görüyoruz. Yapılan seçim kanununu nereye koyacaksınız? İlçe seçim kurulu başkanlarını, en son yapılan değişiklikten bahsediyorum, hı hı, malum. Evet. Hemen 3 ay içerisinde değişiklikler. Yerine kurayla seçilenler gelecek. Peki ilçe seçim kurulları ve bu beylerin, iktidarın atadıkları. Peki gittiniz orada bir sandığın sandık başkanları kim atıyor? Bunlar atıyor. Bu lafları ben söylemiyorum. AKP Genel Başkanı 3 ay önceki Kızılcahamam'daki parti toplantısında kendilerini şey yapanlara karşısında söylediği laftır. Ya tamam da reis, güzel de bütün anketlerde çok gerilerde kalıyoruz diye kendi aralarında görüşme yapanları, mesela 5 kişi 10 kişi Sayın Erdoğan çağırmıştır otelde, bana verilen bilgiyi söylüyorum, daha önce de arz ettim de bunu, siz ne diyorsunuz ya? Niye bu güvensizlik, korkaklık? Bir dakika Yaşar Bey, önemli bir iddiada bulundu değil mi? Size iletilen bilgiye göre Erdoğan kimleri çağırıyor demiştiniz. Tekrar aktarır mısınız altını çizerek? Kızılcahamam'daki partideki il başkanları ve milletvekilleriyle yapıldığı 3 günlük kamp sırasında. Evet. Mesela arada konuşma yapılıyorlar 5-10 kişi. Milletvekilleri, il başkanları ne diyorlar ki ya tamam Sayın Genel Başkan konuşuyor. Güzel de peki biz sokağa çıktığımızda farklı tepkiler alıyoruz. Yani biz bu durumda nasıl seçimi kazanabileceğiz? Endişelerini paylaşıyor. Bunu o grupta 10 kişinin içinde diyelim ki ben gidiyorum. Sayın Genel Başkan'a diyorum ki ya bir aşağıda milletvekili arkadaşlar, il başkanları böyle konuşuyor. Onun üzerine benim duyduğum doğruluğunu teyit etmiyor. Ama duyduğum doğru. Ama kaç kişi grupla konuştu bilmiyorum. Ama diyorum kesinlikle doğru, çünkü o grubun içinden bana intikal eden bilgiler. Şimdi az önce Rıfat Bey'in bir dakika falan kaldı, sonra gene şey yaparsınız. Sezgin Bey'e de hak verelim Sayın Bakanım. Çok güzel konuşuyorsunuz. Bir dakika kaldı reklama. Şimdi Rıfat Bey'in YSK'nın önüne niye 1 milyon kişi toplanıyor? Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız, meclisi feshetme yetkisi yok anayasaya göre. Seçimleri yeniledim dedi. Adı fesih. Meclisten de bu iş çıkmayacak. Peki o zaman mecliste hep şeyi konuşulur, sineyi millet, sineyi meclise dönüp bu meclis fes olmadı. Yani 1 milyon YSK'dan daha çarpıcı bir şey söylüyorum. Evet. Biz meclise devam ediyoruz diyebilir mi? Şimdi evet bunu diyebilir mi? Sezgin Bey bir araya gidelim, sözünüz de kesilmesin izninizle. Kısa bir ara vereceğiz değerli izleyenler. Aranın evet, ardından bu konuyla bir konuşalım. Yaşar Bey'le, Rıfat Bey'le, Türker ve Sezgin Bey'le de yayınımıza devam edeceğiz. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Fikir Kulübü'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hararetli bir konuşma söz konusuydu ilk dilimde. Onu sürdüreceğiz çünkü kritik bir seçim. İlginç bir seçim süreci, ilginç yine durumlar, Erdoğan adaylığından tutun da seçim yasasına kadar tüm bunlar söz konusuyken, az önce ilk dilimi noktalarken Hakan Bey bir soru sordu. Aynı zamanda hukukçu kimliğiyle Sezgin Tanrıkulu'na onu yenilemek isterim. Meclis yerine Erdoğan seçime giderse ve mesela siz de muhalefet olarak diğer muhalefet partileriyle birlikte muhalefet karar geçersiz diye meclisi terk etmezse ne olur? Feshedemezsin diyebilir mesela. Fikir Bey'in de hoşuna gider gibi geldi. Peki yani bütün bunları konuşmak, tartışmak, bunun üzerine konuşmak mümkün. Evet. Olasılıkları üzerine konuşuyoruz. Bunların tümü yararsız doğru. Burada mağduriyet yok ki ama meclisi sahiplenme. Bakın, yararsız doğru. Şimdi biz bunu yaptık. Tamam mı?
Efendim sen pes edemezsin, senin yetkin yok. Ne zaman? 2 ay sonra sandık gelecek. E bunda mağduriyet diyor. Ne diyecekler bize? Meclisi savunuyorsun, mağduriyet yok. Arkadaşlar bakın. Hadi ilk bölümde mağduriyetinizi anladık. Bakın, inanın. Bakın bunların şu anda toplumda bir karşılığı yok. Bizi izleyenlerin dışında bir Türkiye var. Bizi izleyenlerin dışında. Türkiye'nin başka bir gündemi var. Dün kanı alan çocuğun karnı hediyesi olarak annesinin kendisine et inanılmaz bir haberdi. Vermesi ortamı var. Bir de bizim gündemimiz Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı gündemi var. Evet. Ya burada bunları konuşalım. Çünkü burada bir onu zaten yani inanın bizi izleyen yurttaşlarımızın gündeminin Erdoğan aday olacak mı olmayacak mı değil gündemleri. Gündemleri değil. Belli bir kesimin dışında gerçekten ama değil. Ama bizim gündemimiz bak, kardeşim. Arkadaşlar Türkiye'nin, bizim gündemimiz sokaktaki insan, Bey, yurttaş. Bakın, Türkiye'nin en önemli meselesi yurttaş, sokaktaki yurttaş. Ya önümüzde bir seçim var. Biz bu seçime odaklanmak. Biz bu seçim, bakın. Şimdi ya Türkiye'yi benim kadar herhalde yani yargı ortamını takip eden, halen takip eden, parlamentonunda ve parlamentonun dışında insan hakları ihlalini takip eden, bu kadar çok mağdura ulaşan ve mağdurun ulaştığı iddia ediyorum birkaç milletvekilinden bir tanesi. İnsan hakları ihlal raporu çıkarıyorsunuz evet, bakın, değil mi? Evet, iddia ediyorum birkaç milletvekilinden bir tanesi. Tek değilim, var milletvekili arkadaşlarımız. Ya başka bir düzen var Türkiye'de. Bizim biz tam olarak görmediğimiz. Ben kendimi katarak söylüyorum. Ya o zaman şunu da biliyorum. Arkadaşlar. Demirtaş haksız yere hapiste. Biz bunları bu arkadaşlar, madde olur mu ya? Değil. Vatandaşın gündemi o karnı isteyen. Onları söylüyoruz zaten. Et hediye almasın. Ya onları söylüyoruz ama zaten. Ama sen de öbürüyle uğraşıyorsun. Ya şimdi ciddi söylüyorum ya Türkiye'nin gündemi. Şu anda şu dakikada Erdoğan aday olsun mu olmasın mı? Evet. O zamana kadar bunu mu tartışacağız? Ciddi söylüyorum. Televizyonda bunu mu tartışacağız? Halk TV'de bunu mu tartışacağız? Karate'de bunu mu tartışacağız? Gidin bakın şeyde bu var mı? Yani A Haber'de bu var mı? ATV'de bu var mı? Ne var orada? Büyük Türkiye. Erdoğan'ı düşmanlaştıran dünya. Atılan temeller. Onlar var. Onlar bizde yiyor ise, mu? Efendim? Onlar yiyor mu? Ya ben arkadaşlar yer yemez. Bakın bizim tartışmamız gereken, konuşmamız gereken. Gelin şunu konuşalım. Seçim güvenliği nasıl sağlayacağız? Şimdi siz sandık seçim güvenliği nasıl sağlayacağız? Güvenliği demişken Türker Bey'i de ondan sonra bu ittifakı nasıl büyüteceğiz? İttifaka dahil olmayanlara nasıl güven vereceğiz? Evet. Nasıl dahil edeceğiz? Nasıl bu altılı masanın dışındaki güçleri gerçekten Türkiye'de 2. yüzyılın başında yeni bir demokrasi inşa etmek için cumhuriyeti demokrasiyle, adaletle buluşturmak için ne yapacağız? Ulaşamadığımız kesimler kimler? Kimleri az dinlemişiz. Anladık tamam. Evet. Bunları yapmanız bence. Peki Sezgin Bey. Bu kesinlere ulaşıyor. Evet. Siz Sezgin tam bunları Bey, söylerken bunları yapmanızdan Türker Bey'in de bir birleşmeyle ilgili sanırım söyleyeceği vardı. Buyurun hayır, Rıfat Bey eklesin Türker Bey'den. Hayır şunu söylüyorum Hakan Bey. Özür dilerim Türker Bey'den kusura bakmayın Türker Bey. Sözünüzü kesmiş gibi oldum. Sezgin Bey yapın bunları. Elinizi tutan mı var? Yapıyoruz. Siz ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısınız. Yapın. Ben hayır sadece milletvekili. Ama seçim güvenliği diyorsunuz. Bir dakika müsaade edin. Biz sizi dinliyoruz. Bakın seçim güvenliği diyorsunuz. Biz aylardır yalvarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun bileşenlerinin dışındaki bütün muhalefet partileri bir araya gelelim. Seçim ve sandık güvenliğini sağlayalım. Bunun için yalvarıyoruz sizden. Bir tek bize Oğuz Kağan Salıcı Bey geldi. Ona da elimizdeki bilgileri verdik. Ne kadar 2002'den bu tarafa her seçimde hile yaptı. Oyları çaldı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir daha da geri dönüş olmadı. Siz kapanmışsınız kendi içinize. Sizin kafanızda başka bir şey var. Ama Türkiye'nin gerçekleri başka bir şey. Sizin bileşenleriniz ortaklarından biri kalkıyor diyor ki Türk'ün ismini anayasadan sileceğim ben diyor. Nasıl geleceğim ben size destek vereceğim o zaman? Evet, öteki kalkıyor diyor ki tarikat ve bir dakika Gizem Hanım bu o kadar önemli bir olay ki tarikat ve cemaatlere anayasal güvence vereceğim diyor. Ve siz bununla beraber kol kola seçime gidiyorsunuz. Ne yapıyor Türk milleti size? Niye oy versin kardeşim? Sizin yapmanız gereken Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasanın değiştirilemez maddelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi olmanız lazım.
Hakikaten Atatürk şimdi dün Sayın Özdağ'ın da açıklamaları vardı. Ama ağır ağır ben İbrahim'in de Sayın Serdaroğlu'nda, Sayın Ümit Özdağ'da, Kılıçdaroğlu'na doğru kaydığını da görüyorum. İşte FETÖ artıkları, PKK artıkları olmasın, biz Kılıçdaroğlu'nu destekleriz noktası da var. Hakan Bey, yani onun için bu eleştirileri de ben kıymetli buluyorum Sayın Serdaroğlu'nun. Hakan Bey, biz kimseye kaymıyoruz. Biz bu lafı da laf olsun veya bunun arkasında altılı masada sıkıntı olsun filan diye de söylemiyoruz. Bunu bizim adımıza Sayın Özdağ dillendirdi mi? Dinlendirdi. Bunun doğruluğunu sağlamak o kadar basit bir olay ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı açar telefonu bu genel başkanlara. Buyurun sizi bekliyorum buraya diye. Belki der. Gideriz basının önünde konuşuruz bunu. Belki der. Yani ama siz yok sayarsanız kendinizden başka. Sizin yanınızda Türkiye'de Said Nursi gibi önder lazım diyen bir partiyi taşırsanız, evet. Türkiye'de Türklüğü kaldıran bir partiyi taşırsanız, Türkiye'de tarikatları anayasal güvence altına almak isteyen bir partileri taşırsanız bizim size selam vermemiz bile mümkün değil. Şimdi, yani Rifat o zaman Bey, AKP'den ne farkınız var ki bana evet. Onu söylerseniz ben de yardımcı olayım. Rifat bir de Bey, söylerim. Şimdi Türker Bey bu noktada diyor ki birleşmek lazım diyor. Sizin de dediğiniz gibi farklı birleşelim ittifaklar bir araya gelmeli diyor. Birleşelim ama doğruda birleşelim Gizem Hanım. Evet. Başka türlü olmaz. Atatürk'te birleşelim. Bu Atatürk'te ülkeyi kuran adamda birleşelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı ve yöneticileri Atatürk'ten daha akıllı adamlar mı? Türkiye'yi daha fazla mı seviyorlar ki? Partiyi kuran, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran bir iradeyi bugün reddediyorlar. Biz değiştik diyoruz. En azından diyor, nasıl seviyoruz ya? Bakın yani böyle yani bir şey olamaz. Canım bunu, bizim partimizi yani bu şekilde hitap edemezsiniz. Kusura bakmayın. Bakın, dakika, Atatürk sonuç itibariyle bu cumhuriyetin kurucusu hepimizin ortak değeri. Bütün yurttaşlarımızın ortak değeri. Yani böyle bir suçlama da yapamazsınız. Çok özür dilerim. Ama nasıl ortak doğru değil ama tamam mı? Adamı doğru değil. Doğru değil yani şimdi orada gelip yani CHP sonuç itibariyle herkes bakımından ortak eleştiri noktası. Ne demek ya? Her üyemiz bakın her üyemiz, her üyemiz, her seçmenimiz Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk. Kimse de bir laf söyleyemez. Kimse de bir laf söyleyemez. Bizim de bütün derdimiz şu. Bütün derdimiz bunu kurultay belgemizde ortaya koyduk. Kurultay belgemizde ortaya koyduk. Belgelerimizi de ortaya koyduk. Bu cumhuriyeti ikinci yüzyılda bu cumhuriyeti demokrasiye taşlandıracağız. Bu kadar. Yani CHP'nin Atatürk ülkelerinden, Atatürk'ten uzaklaştığını söylemek kimsenin haddi değil. Kusura bakmayın. Nasıl birleştirdiniz bana bir anlatın. Kimsenin haddi değil kardeşim. Uzaklaştı da demiyorlar da. Nasıl birleştireceğiz? Aa, yani? O yola canım. Daha fazla yaklaşsın evet, diyorlar. Türker Bey buyurun siz nasıl birleştirilecek? Yani sizin de birleşme konusunda önemli dikkat çektiğiniz nokta var. Siz de devam edelim. Şimdi Türkiye özellikle parlamenter yani sisteme geçtiğinden beri hiç böyle bir durum yaşamadı. Yani hiçbir zaman biz seçim... Hep askerlerden çektiğimiz için siyasilerden ilk kez yani çekiyoruz. Olayın başka yönleri de var. Yani onu da bir gün masaya yatırın, o konuyu da konuşalım. Tabii abi. Tabii. Yani o konu da ayrı bir konu ama... Benimkisi latife. Parlamenter sisteme geçtikten sonra yani seçim kazanılmasına rağmen iktidarın vermemesi diye bir şey hiçbir zaman akla gelmedi değil mi? Gelmedi. Bugüne kadar gelmedi. Gelmedi. Bugün böyle bir şey söz konusu. Şimdi bu seçim esasında partiler arasında veya kişiler arasında bir seçim değil bence. Bir tarafta tek adam yönetimi var. Hatta gittikçe diktatörlüğe doğru evrilen bir otoriter rejim var, keyfilik var. Türker Bey lafınızı sakınmayın lütfen. Siz çok yürekli bir insansınız. Çok şerefli bir komutansınız. Türkiye'de bugün tam anlamıyla faşist bir dikta var o Türkiye'de. Bunu evet, söyleyeyim lütfen. Dikkat edelim bu sözcü tanımlamalara Sayın Serdar Hanım. Efendim ben bunları her yerde söylüyorum. Onun için birileri doğruları söylemek zorunda Hakan Bey. Şimdi eğer doğruları söylemezsek, eğer biz düşündüklerimizi biz susarsak herkes korkar kardeşim.
Tabii ki. Herkes ama Türkan Bey de bir başka noktaya dikkat çekiyor. Yani Rıfat Serdaroğlu'nun eleştirilerinde kuşkusuz haklılık payı olabilir ama bugün de karşımızda sizin de ifade ettiğiniz bir yönetim anlayışı çok var. Severim. Yani bakın, asıl o perspektiften bakmayı unutmayalım diyorsunuz. Ben Türkan Bey'i çok severim. Çizgisini de çok beğenirim. Türkiye'nin ender yetiştirdiği, siyaseti de anlayan, iç ve dış olayları çok iyi takip eden değerli bir insanımız bizim. Değerli bir komutanımız. Onu bildiğim, sevdiğim, tanıdığım için söylüyorum ben. Ama yüksek size de itirazı var. Konuşmamız lazım. Bu arada özür dileyerek konuklarımızdan da arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Hızlıca bir son dakika sıcak gelişme var. Onu ben kısaca vermek isterim, paylaşmak isterim. Başlıkta da görüyorsunuz Kılıçdaroğlu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili az önce bir tweet attı. Sinan Ateş cinayeti ve davasını biz de konuşacağız. Hemen onu son dakika bilgisi olarak paylaşmak isterim. Öykücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu az önce bu tweet'i attı. Biz Sinan Ateş konusunu konuşmaya başlayacağız yine programımızda. Bu tweet'i de hatırlatarak konumuza gireceğiz ama yine izleyicilerimizle de paylaşmak istedik. Buyurun Türker Her şeyi Bey. Biliyoruz vurgusu Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli. Evet, her şeyi biliyoruz. Şimdi bu seçim demokrasi mi, hukuk mu, parlamenter sistem mi, yoksa otoriterliğe hatta diktatörlüğe evrilen tek adam yönetimine mi evet? Rıfat Bey'in söz ettiği yerden başlayalım. Faşizm dedi. Faşizme karşı mücadele birlikte yapılır, omuz omuza yapılır. Şimdi ben altılı masayı çok değerli buluyorum. Hatta Rıfat Bey'le şurada biraz belki ayrı düşebiliriz. Mesela ilk başta bu altılı masa Millet İttifakı içinde özellikle Davutoğlu'nun, Babacan'ın katılımını çok eleştirenler olmuştu. Ben şöyle düşünmüştüm. Hatta böyle ifadelerim de var. Yani hatta bugün AKP ile beraber yarın bir durumsal farkındalık içinde bu tarafa geldiyse bizim onu öteleyecek lüksümüz yok diye düşünüyorum. Bizim geniş birlikteliğe ihtiyacımız var. Yani siz demokrasiden yanaysanız, Türkiye'deki düzenin yani yağma düzenin devamından yana değilseniz, hukuk istiyorsanız, adalet istiyorsanız biz bunlarla birlikte hareket etmek zorundayız. Ben şimdi diyorum Türker ki... Türker Bey çok özür dilerim. Bir cümleyle size bir katkıda bulunmak istiyorum. Özür dilerim. Buna katılıyorum. Ama o zaman gerek Sayın Akşener, gerek Sayın Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp şunu söylememeliler. Türk Telekom özelleştirmesinde 24 milyar dolar Erdoğan'ın yakını Hariri'nin cebine gitti diye söylemesinler. Çünkü o özelleştirmeyi 2005 yılında yapan Babacan bugün altılı masanın ortağı. Ya onu ortak almayacaksınız... Ya da Türkiye'nin 24 milyarını özelleştiren adama selam vermeyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani şimdi Türkiye'nin aleyhine her şeyi yapacaklar. Türkiye'nin ulus devletini yıkmak isteyecekler. Üniter yapıyı tahsil edecekler. Var efendim, nasıl yok canım? Alın da okuyun o zaman. Rıfat Bey, şurada anlaşalım bir kere. Ben de sizi atıyorum. Yani tabii ki nezaketinize sığınarak. Geçmişte şu partideydiniz. Bu partinin lideri de öyle hırsızdı, böyle hırsızdı. Orada niye 6 ay dayandınız da bir yıl dayanmadınız diye. Siz ondan sorumlu değilsiniz ki. Tenzih ederim yani, kusura bakmayın. Kim hırsızdı? Orada da biri böyle bilmem ne... Hakan Bey, kim hırsızdı kardeşim? Kim hırsızsa söyleyin. İsmini söyleyin. Siz yılları duayan bir şimdi burada gazetecisiniz. Yani mensubusunuz. Olabilir diye velhasıl. Ha, velhasıl yok. Hayır bakın. Bugüne kadar başımıza ne geldiyse hepsi halının altına süpürülmekten geldi. Efendim atıyorum Çinlerle ilgili de bir şeyler söyleyebilirim. Şununla ilgili de söyleyebilirim. Söyleyin, yani, söyleyin kardeşim. Söyleyin. Sizi bağlamaz ki. Yani İrfan Serdoğlu benim gözümde namuslunun namuslusu bir siyasetçidir. Bu kadar. Bitti. Söyleyin kim hırsızsa. Niye milletten çekiniyorsunuz ki? Sayın Çiller bugün işte sarayda duruyor. Mehmet Ağar nerede? O da sarayda duruyor. Eski bizim Gazi Osman Paşa ilçe başkanının oğlu, şimdiki İçişleri Bakanı. O nerede? Ama o da sarayın dibinde. Burada işte. Bu kadar. Benim için bitti.
Kim burada? Siz buradasınız. Yani bu iki konumundasınız. Devam edin. Şeref duyacağımız, saygıyla karşılayacağımız bir konumdasınız. Bakın, Hakan Bey, siyaset Türkiye'de çok zor bir iş. Tabii. Siyasette namuslu kalabilmek, haysiyetli kalabilmek de zor bir iş. Bak orada bir tane bakanlık yapmış adam var, Yaşar Bey. Biz onunla beraber uçakta gidip geliyoruz. O da tek başına gidiyor, ben de tek başına gidiyorum. Evet. Biz uğraşıyoruz bu yaşımızda. O organ nakli yaptırdı, benim de dizlerim ağrıyor, koşturuyoruz biz. Evet. Bir şeyler söylemek istiyoruz. Evet. Bize hiçbir şey verecek makam kalmadı. Biz hiç makam da istemiyoruz ki zaten kardeşim yani. Şimdi ülkemiz iyi olsun diye çıkmıyoruz. Sözü kesildiği için Rıfat Bey çok özür diliyorum ama Türker Bey'in de ekleyecekleri var. Siz kendiniz program yapın. Beni niye çağırıyorsunuz ki anlamıyorum ben yani. Ben de söylemek istiyorum bazı şeyleri. Biz televizyona zaten yasaklıyız. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey'e de size de beni tarif ettiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Estağfurullah kardeşim yani ama... Kim hırsızsa kardeşim, kim soymuşsa, kim sahtekarsa bunu da söylemek lazım. Yani böyle olur mu? O zaman namuslu adamlar niye siyasete girsin ki namuslu insanlar? Şimdi siz televizyonunuzda şeyi ağırlıyorsunuz. Örnek veriyorum, bugün de söylediler. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Şimdi bir partide anlatıyorlar. Sadullah Ergin yüksek yargıyı FETÖ'ye teslim eden adam. Mahkeme zabıtlarında var bu. Mahkeme zabıtlarında var. Şimdi siz bu adamla CHP olarak kol kola giriyorsanız kardeşim siz o zaman light AKP olursunuz. Başka bir şey olmazsınız yani. Ben bunu söylüyorum. Ne var? Evet. Yani olmaz kardeşim. Rıfat Bey, Türk milletine doğrultu anlatmak lazım. Rıfat Bey, affınıza sığınarak şuradan söze başlamak istiyorum. Estağfurullah efendim. Özür dilerim, ben sizin sözünüzü kestim. Türker Bey, kusuruma bakmayın lütfen. Hayır. Ne demek? Şimdi Rıfat Bey, ben şöyle düşünüyorum. Tehdit gerçekten çok büyük. Sizin adlandırdığınız gibi faşizm olarak bile söylenebilir. Buna karşı birleşmeye ihtiyacımız var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Davutoğlu'nun, Babacan'ın geçmişte yaptığı hataları gerçekten çok iyi biliyorum ben. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu insan, yani bir insanın geçmişte iyi bir yaşam sürmemiş bile olsa, büyük hatalar yapmış bile olsa... Yaşamanın müteakip safhalarında kahramanlar gibi ölmeye hakkı vardır diye düşünüyorum. Olmaz için, efendim. Onun için. Olmaz Türker Bey. Müsaade olmaz buyurun, Türker Bey. Yanlış yapıyorsunuz Türker Bey. Bakın. Şöyle yanlış yapıyorsunuz. Rıfat Bey. Siz şöyle eğer, düşünüyorum. Diyorum Türk, ki. Yanlış düşünüyorsunuz. Özür dilerim yani. Olmaz. Siz Türkiye'ye 10 milyon sığınmacıyı soktuysanız Davutoğlu olarak... Siz Türk milletine hesap vermeden benim gençlerimin, benim yavrularımın eğitim hakkı, sağlık hakkı olan 250 milyar doları Orta Doğu'nun itine, uğursuzluğuna harcıyorsanız gelip şimdi bana demokrasiyi satamazsınız. Olmaz Türker Bey. Herkes hesabını verecek. Kullanılan para, bakın harcanan para babalarının malı değil, Türk milletinin parası. Herkes bunun hesabını verecek. Olmaz Türker Bey, olmaz. Yani siz Cumhuriyet'in, o fakir Türk milletinin bütün Cumhuriyet eserlerini peşkeş çektiyseniz Babacan olarak 60 milyar dolara, şimdi bunun hesabını vermek zorundasınız Türk milletine. Rıfat Bey, bunu vermeden Rıfat Bey, beraberlik müsaade olmaz. Ederseniz ben, Rıfat Bey, müsaade ederseniz sözümü bitireyim. Buyurun, ben özür diliyorum tekrar. Ben, buyurun. Ben birlikteliğin, Millet İttifakı'nın büyütülmesinin doğru olacağını iddia ediyorum. Doğru insanlarla. Bu konuda yazdım. Altılıyla sınırlandırmak doğru değil. Yani demokrasiden yana, hukuktan yana olan tüm siyasi partiler, hatta sizin adınızı da verdim. Niçin Rıfat Serdaroğlu bugüne kadar olan mücadelesiyle bu ittifakın içinde değil, bu masada niye değil? Niye olmaz? Diye. Çünkü milli bir adamım ben. Hatta şöyle düşünüyorum. Yerli bir adamım. Tehdit o kadar büyük ki Rıfat Bey. Sadece siyasi partiler de etmez. Bu ittifaka çeşitli farklı katmanlarda demokratik kitle örgütlerini de bir şekilde monte etmek lazım. Çünkü tehdit o kadar büyük ki, biraz önce hukuksuzluktan bahsettik. İşte 2017'de yaşadık bunu. Peki 2023'te böyle bir hukuksuzluğu bir daha yaşamayacağımızın garantisi var mı? Peki hayır, böyle bir hukuksuzluğa zaten karşı... Böyle bir hukuksuzluğa karşı, halkın iradesinin çalınmasına karşı, halkın barışçıl eylemlerinin
Den başka yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Peki bunu aktive edebilmek için geniş birlikteliğe ihtiyacımız var. Bakın hala bu masa büyütülmüyor. Bir de şöyle görüyorum ben. Sezgin Bey'in varsa itirazı tabii ki söylüyorum. Sezgin Bey bu masa hep büyüsün istiyor. Ben bu masada yeterince uzlaşmanın olmadığını düşünüyorum. Daha çok Kemal Bey'in hoşgörüsünü, tahammülünü görüyorum. Çünkü bu masa büyütülmedi. Hatta adını da vereyim. Bu masada HDP de yer almadı. Şimdi İstanbul seçimlerini yaşadık. İstanbul seçimlerinde HDP seçmeni olmasaydı kazanılabilir miydi? Bakın kazanılabilir miydi? Şimdi siz kapalı kapılar ardından buradan da İYİ Parti'ye de Meral Hanım'a da bir şeyler söylemek istiyorum. Yani ülkemiz bu kadar tehlikedeyken siyasi partinin çıkarlarını hedefin önüne koymamak lazım. Şimdi siz biliyorsunuz ki HDP seçmeninin oyu olmadan seçimi kazanmak mümkün değil. Ama niye mümkün kapalı olmasın? Kapalı kapılar ardından görüşeceksiniz. Türker Bey, neden mümkün olmasın? HDP seçmeni dediğiniz sizin PKK'ya sempati duyan çok az bir kesim, bütün HDP kesimi, HDP'ye oy veren yani diğer kesim. Ama ben de öyle değilim. Atatürk'le beraber. Ama Rıfat Bey, Sezgin Bey, HDP seçmeni dedi. Değerlerimle beraber bizim Kürt kökenli vatandaşlarımız neden olmasın yani? HDP bunların sahibi mi? Bütün Kürt kökenli vatandaşların sahibi mi? Allah aşkına HDP milletvekillerine bir bakın Türker Bey. Siz biliyorsunuz. Rıfat Bey. Hepsi bunların toprak ağası. Hepsi bunların zengin insanlar. Ya bir tane cami yaptılar mı? Bir tane çeşme yaptılar mı Türkiye'ye? Yani Kürt vatandaşlarımızı niye ayırıyorsunuz Allah aşkına yani? Rica ediyorum ya. HDP ile karıştırmayın bunları. Rıfat Bey, ben şöyle düşünüyorum. Cami yaptım. Biz HDP'nin Türkiye'nin partisi olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bakınız, HDP'nin Türkiye'nin partisi olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz. Tabii ki istiyoruz. Ama Apo'nun heykelini dikeceğim diyorsanız Türkiye'ye, HDP Türkiye'nin partisi olmaz kardeşim. Olmaz Türker Bey, siz askersiniz, savaştınız siz. Sizin 54 bin insanınızı öldürdü bu adamlar. Bir şey söyleyeyim mi? Rıfat abi, Yaşar Bey'in de Türk milliyetçinden hiç kuşku duymayız. Bu konuda Yaşar abi de orada biraz fazla beklettik. Belki Sayın Bakanım da bir şeyler söyler. Buyurun tabii buyurun kardeşim. Yaşar Bey, evet siz de devam edelim. Hem bu konuya açıklamanız vardır. Türker Bey'e de birazdan söz vereceğim. Bey, evet tabii hararetli bir konuşma oldu ama Yaşar Bey'i de çok beklettik. Sizin ekleyeceğiniz var mı bu tartışmaya? Ne soruyorsanız sorun da söyleyeyim. Ben tartışma... Peki Türker Bey, o zaman sözünü noktalısı. Ben size özellikle Bahçeli ile ilgili bir soru soracağım. Yaşar Bey, ne dediniz anlayamadık, pardon. Yaşar Bey, tartışmanın tarafı değil, tartışmayla ilgili yani, değil, sorunuza özellikle yanıt vermek istiyorum diyor. Hakan Bey, güzel, Gizem Hanım. Bence bir şey... sizlere için söylemek istiyorum. Bir defa konuşan arkadaşlarımız tek kişi konuşmalı. Onun şeyine konuşurken müdahale etmemeli. Tamam. Bu nezaketi gösteriyor arkadaşlarımız ama siz de uyarmanız lazım bizi. Şimdi ben konuşurken bir başka arkadaş girdiğinde bizi izleyenler anlamıyor. Bir o. Bir işte, orada biraz titizlik gösterirseniz sevinirim şahsen. Tabii. Buyurun efendim. Ve soru yani şimdi burada ne soruyorsunuz filan dedi. O zaman ben şöyle netleştireyim Yaşar Bey, bir yandan da tartışma ekleyeceğiniz yoksa aslında 14 Mayıs'a bir geri dönüş yapalım. Çünkü net tarih açıklaması biliyorsunuz ilk önce Bahçeli'den geldi ve Erdoğan sanki bazı konuları da ilk ona anlattırıyor gibi görünüyor. Çok örneği var, siz çok daha iyi bilirsiniz ama Bahçeli Ecevit hükümetinde de aniden erken seçim kararı almıştı. Koalisyonu bitirmişti. Biraz AK Parti ve MHP içerisinde de zaten çelişki var gibi görünüyor. Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP'den kopuşların da olduğu görünüyor. Ne dersiniz? Bir yandan MHP'den artık eriyen bir MHP seçmeninin de olduğunu gördüğün için oy alamayacağını gören bir Erdoğan'da olduğu düşünülürse Bahçeli'nin bir sürpriz hamlesi daha söz konusu olur mu? Çünkü seçim tarihini sanki yine Bahçeli belirledi. Ve tabii Türker Bey ile Rıfat Bey'in konuştukları o yakaladığımız kontrast. Şimdi Devlet Bahçeli'yi ben çok iyi tanıyorum. Evet.
Hiç, yani sanıyorum şimdi benden daha iyi tanıyan şu anda buradaki değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın içinde yok. Bu enteresan bir arkadaştır. Enteresanlığının vakaları çoktur. Yani ama konumuz şimdi o mu değil mi bilmiyorum. Evet, değil ama mi? Şunu söyleyeyim. Her seferinde Bahçeli ilginç birdenbire bir açıklama yapar. Neden, niçin böyle bir konuşma yaptığını en yakınındaki, yanı başında oturan genel başkan yardımcısı bile bilmez. Orada öğrenir. O enteresan bir duygu. Bizim 57. hükümeti de iki kişi yıkmıştır. Biri Devlet Bahçeli'dir. Biri de işte uluslararası finans dünyası vesaire vesaire deyip o sırada gelen ekonomist, yani Dünya Bankası'ndan falan gelmiş olan bir şahıs. Şimdi bunlar siyaseti istedikleri anda kendileri belirliyor falan diye bir gözüküyor. Hı hı. Ama şunu unutulmasın. Devlet Bahçeli ilginçliği 80 öncesinden var. Yani 80 öncesinde öyle hadiseler var ki o hadiseleri gündeme getirdiğiniz vakit, ki ben bunu getirdim. Hakan Bey çok iyi biliyor. Onunla yaptığımız programlarda da defalarca. Meşhur MİT hikayesini siz dile getirdiniz, evet. Evet, en az 20-30 sefer belki gündeme getirildi. Bu ilginçliği devam ettiriyor. İlginçlik dediğiniz nedir? Bir örnek vereyim. 1980 ihtilalinden önce o dönemdeki MHP'de yan kuruluş olarak 13 tane de dernek vardı. Ülkücü Hanımlar Derneği, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği, Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti. Ben mesela 12 Eylül 80 ihtilali sırasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreter yardımcısıydım. Ve aynı zamanda da Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti Başkanıydım. Bu dönemde bütün bu ülkücü diye başlayan kuruluşların genel başkan ve genel merkez yöneticileri İhtilalciler tarafından toplandı ve hepsi içeri tıkıldı. 564 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında içeri girmeyen öldürdük. Bir tek kişi vardı. Bu manada sıfatları taşıyan. O da Devlet Bahçeli. Evet. Daha açık bir ifade vereyim. Yani şimdi bugünkü Devlet Bahçeli tanımayanlar için söylüyorum. Gençler tanımazlar onu. 1978. Kahramanmaraş katliamı olmuş. Çorum katliamı olmuş. O dönemde bütün Türkiye'de sıkı yönetim ilan edildi. O zamanki anayasada sıkı yönetim ilan edildiği vakit o ilin valisi, emniyet müdürü komutanın emrine girerdi. Bugün tabii o yasa aynısı değil, değişecek. Bu gençler Gazi Üniversitesi'nde bu işte asistan. Asistanlığında doktora tezini de hangi hocamızın yardımcı olduğunu da biliyoruz. Neyse onu o detaya girmeyelim. Evet. Üç tane Adanalı genç ülkücü geliyorlar, diyorlar ki hocam bir arabanı verir misin? O zaman araba yok kimsede. Bir Adana'ya gidip gelelim. Uzatmıyorum. Gölbaşı girişinde bütün arabaları arıyorlar. Ve bu Devlet Bahçeli'nin oradaki şeyde ruhsatında Devlet Bahçeli yazan arabanın plakası, dosyası çok detay, evet. O orada arıyorlar. Arkada portakal sandıklarının altında iki tane Kalaşnikov ve 702 tane mermi yakalanıyor. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karakola bile ifadeye çağırmıyorlar. İlginç değil mi? Evet. İhtilal oluyor. Herkes içeride. Devlet Bahçeli dışarıda. İlginç değil mi? İlginç. O kadar söylüyorum. Mesajı ama bu, aldık. Göreceksiniz, bu Devlet Bahçeli şu anda en az ele bu son cinayet alçakça işlenmiş olan o cinayetten sonra çok ciddi manada tabanda çok büyük bir infial var. Evet. Ve ben iddia ediyorum bütün araştırmaların göreceğiz. En az 2 puan aşağı inecek. Alsın Tayyip Erdoğan
hayrını görsün Devlet Bahçeli'nin. Şimdi Sinan Ateş cinayeti demişken son dakikayı izninizle yine bir hatırlatmak isterim. Arkadaşlarım da ekrana getirirlerse Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir tweet attı. Biz yayınımıza başladıktan yaklaşık bir saat sonra. Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız diyor. Tweet'i de görüyorsunuz bir yandan. Her şeyi biliyoruz ki bu çok önemli bir nokta. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak diyor CHP lideri. Şimdi Sezgin Bey, Sinan Ateş tweet'i geldiği için bu konuda da sormak isterim. Sayın, her şeyi biliyoruz sayın, diyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Yaşar Bey'in söyleyecekleri vardı. Evet, Yaşar Bey buyurun. Sizin de ekleyeceğiniz var galiba. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Evet. Ben her hafta Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yapıyorum. Çeşitli konular değerlendiriyoruz. Evet. Onun için buradaki hassasiyeti çok önemli. Evet. Ben de bugün rahmetlinin babası Musa Bey'le telefonla görüştüm. Sinan Ateş'in babasıyla orada, görüştünüz. Evet, evet. Ve orada o ev her gün yüzlerce insan geliyor taziyeye. Bu rahmetli Sinan Ateş'in mezarında da adeta kuyruk oluşturuluyor, nöbetler tutuluyor. Bu o öyle sıradan geçiştirilecek, savcı değiştirdik, bilmem ne yaptık, üstü kapatılacak bir şey değil. Evet. İşte bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine göre bazı mahfiller açısından söylüyorum. Hani %100 ters dediği ülkücü kesimden bir cinayetin üzerine böyle gitmesi son derece takdire şayandır ve doğru bir iş yapıyor. Allah razı olsun. Evet. Sezgin Bey, sizin de ekleyeceğiniz var. CHP'li ülkücülerle birliktesiniz artık Sezgin Bey. Bu konuda sizin de söyleyecekleriniz vardır. CHP varsa herkes için var. Sezgin Bey de eski ülkücüdür Hakan Bey. Şimdi CHP'nin yeni ülkücü kanadının başkanı Sezgin Bey'dir. Doğru mu Sezgin Bey? Kabul ediyor musunuz? Herhalde. Genel başkanı söylediğine göre evet. Hayır desin, yalanlasın yani. Bakın ben yıllarca avukatlık yaptım. Şimdi Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekiliyim. Diyarbakır Barosu Başkanı iken başlattığımız projenin adı da 2002 yılında herkes için adaletti. Herkes için. Doğru. Kimse bizim ne yaşadığımızı sormazken biz Türkiye'nin her yerinde herkes için adalet peşindeydik. Sonuçta biz sizden çok önce yaptık bak, o işleri Sezgin Bey. Büyümüşsünüz. Ben saygı duyarım tabii ki. Yani bunlar bayrak yarışı. Herkes bu mücadeleyi büyütmek durumunda ya da bulunduğu yerde katkı sunmak durumunda. Ama bu cinayet bir siyasal suikasttır. Doğru. Ankara'nın orta yerinde gerçekleşen bir siyasal suikast. Az önce Yaşar Bey'in dediği gibi kimliği, de kapatılmaya bakın, çalışılan. Kimliği, siyasal düşüncesi, bulunduğu pozisyondan bağımsız olarak bir siyasal suikasttır. Bir adli olayın çok daha ötesinde siyasal amaçları, hedefleri olan bir siyasal suikasttır. Biz bu olaya bu şekilde bakarız. Bu siyasal suikast bu dönemde kamu gücünü kullananların kamu gücünü siyaseten, yargı ve emniyet bakımından dahali olmadan gerçekleşmez. Dahali olmadan, göz yumması veya katkısı olmadan gerçekleşmez. Bu kadar da bir siyasi okumamız var, mesleki okumamız da var. Dolayısıyla bu cinayette bir siyasal ayak vardır. Ölenin kimliğinden ve mensubiyetinden hareketle söylüyorum. İki yargı ayağı vardır. Hoş gören üzerine gitmeyen. Nitekim en son Cumhuriyet Savcısının değişiminde bunu görüyoruz. Ben buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Benzer hangi soruşturmada tam da bu kritik evrede Sayın Savcı'nın babası mı öldü, annesi mi öldü, ağır hasta mı, neden izne ayrıldı? Veya bugüne kadar bu soruşturmalara ne zaman ikinci bir savcı atadınız? Hangi soruşturmalara? Hangi sahikle atadınız? Birkaç örnek versin ikna olalım. Birkaç örnek versin bize. Desin ki bakın bundan önceki soruşturmaya da savcı atamıştık zaten. Bu bizim olağan uygulamamızdır. O nedenle söylüyorum. İki yargı ayağı vardır. Üç, kamu görevlisi, kamu gücünü kullanan şey ayağı vardır. Yani güvenlik güçleri ayağı vardır. İstihbarat ayağı vardır. O istihbarat ayı olmadan, işte sinyal almadan, sinyali takip etmeden falan iki tane motosikletin içinde bulunan insanın oraya gitmesi, beklemesi falan mümkün değil. O nedenle
Ben bunu bir avukat okumamla söylüyorum aynı zamanda. Siyasi okumamla söylüyorum. Kuşkusuz genel başkanımızın daha farklı bilgileri, daha değişik öyle diyor zaten tweetinde her şeyi biliyoruz diyor. Değişik çevrelerden bir başka var. Bilgiler de vardır. O nedenle bu soruşturma, bakın bu soruşturma aynı zamanda biraz önce Sayın Yaşar Okuyan'ın dediği gibi de kendisini yani yakından tanışıyoruz kendisiyle de dolayısıyla şöyle söylediniz de ben ülkücü birçok dostum var benim. Sen eskiden ülkücü müydün? Ülkücü birçok dostum. Latife yaptı herhalde. Evet tabii ki. Yani ben hala CHP içinden de var mı? CHP ülkücüleri diyor. CHP Sosyal Demokrat Parti benim bildiğim kadarıyla. Ülkücü birçok dostum vardı. Ülkücü birçok avukatla da. Yani ülkücülük de ayrı bir halen de dostum. Bizim halen de dostum. Bir yani nasıl bir kendilerine, kendilerine bakın. Kendilerine yani siyasal mücadelede şiddete başvurmadıkları sürece, nefret söylemi içerisinde olmadıkları sürece saygı duyarım. Saygı duyarım her zaman için. Ama ben onu da söyleyeyim. Halen CHP'de siyaset yapan ve kendisini sosyalist olarak tarif eden bir yaşama biçimine ve dünya bakışına da sahibim. Cumhuriyet Halk Partisi yani benim sosyalist hem benim kimliğimle, siyasal yaklaşımımla siyaset yapanların çatısı olan bir siyasal partidir. Aynı zamanda işte ülkücülere de, sosyal demokratlara da, muhafazakarlara da, milliyetçilere de çatı görevi yapan, şemsiye görevi yapan bir siyasal partidir. Biz parti içerisindeki eleştirilerimizi parti içerisinde söyleriz ama partinin ortaya koyduğu çizgiye de partinin dışına sahip çıkarız. Bu kadar açık. Evet, Türker Bey buyurun. Siz hem sözlerinizi noktalayın hem Sinan Ateş cinayetle bekleyin. Konuşamadım. Evet buyurun. Derdimi de anlatamadım. Evet. Şimdi siyasi mücadele de buna dahil. Mücadeleler akılla kazanılır. Duygu, önceki pozisyonlar, koşullandırmalarla değil. Şimdi HDP iktidarı Erdoğan'ı desteklese, ben kamuoyu yoklamalarına bakıyorum, Erdoğan kazanır. Var mı şüphemiz? Bakın. Ve zaten Erdoğan bunu biliyor. Bu konuda çok girişimde yaptı. Hatta size şunu da ifade edeyim. HDP ile anlaşsa MHP'yi sırtından atacak. MHP'yi sırtından atacak. Zaten kambur. Bakın şu siyasi cinayet bile kambur biliyor musunuz? Bu kamburu çekmek zorunda kalıyor. Sinan Ateş cinayet. Şimdi gelelim HDP ne demek istiyorum? Türkiye'nin partisi ne demek istiyorum? Şimdi HDP'nin içinde ne bileyim Türkiye bölünsün diyenler var mıdır? Vardır tabii ki vardır. Ama HDP'nin içinde Türkiye bölünmesin, biz Türkiye'nin partisi olalım diyenler de var. Yani hiçbir siyasi parti, hatta ülkeler de, toplumlar da böyledir, homojen değildir. Şimdi geçmişten HDP'nin nasıl neşet ettiğini hepsini biliyoruz. Ama HDP'nin Türkiye'nin partisi olması için HDP'nin yapması gerekenler olduğu gibi bizim de yapmamız gerekenler var. Yani orada Türkiye'nin partisi olmak isteyenleri cesaretlendirmeniz lazım. Ama siz hepsini aynı çuvala koyarsanız o Türkiye'nin partisi olalım diyenler kaybeder, radikaller kazanır. Şimdi ben bakıyorum Selahattin Demirtaş'a. Selahattin Demirtaş'ın söylemlerinde bunun emarelerini görüyorum. Şimdi bunu söylediğin zaman şöyle diyorlar. Ya kardeşim biz onun geçmişteki söylemlerini de biliyoruz diyor. Bakın bazen siyasetçiler kitlelerle konuşurken, kitlelerin önünde hitap ederken ben de bunları yaşadığım için biliyorum. O kitlelerin şeysi sizi başka yerlere götürebilir konuşmalarınızı. Bir de geçmişte değil, bugün nerede durduğuna bakmak lazım. Ben sizin geçmişte Erdoğan'ın neler söylediğini çıkarayım mı? Bahçeli'nin neler söylediğini çıkarayım mı? Şimdi biz ne yapmamız lazım? Hatta bu seçim bence bunun için fırsat olmalı. Türkiye'nin partisi olabilmesi için biz hamle yapmalıyız. Onun için kapalı kapılar ardından değil, bir de ben şunu görüyorum şeyde, altılı masada. Yani özellikle Meral Hanım ve İYİ Parti kapalı kapılar ardından biliyor çünkü bunun kazancını biliyor ama ön tarafta böyle bir işbirliğine girmek istemiyor. Niçin? Çünkü partisel çıkarları açısından
milliyetçi oylarda olduğu için burada bir kayıp oluyor. Bakınız sorun siyasi kazanç veya kayıp bir şey değil. Türkiye tehlikede ve bu fırsatı bilip HDP'yi ne yapmamız lazım? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir cephe kurulmuş, demokrasi cephesi. Demokrasi cephesinde İYİ Parti de var, HDP de var. Ne bileyim, daha başka siyasi partiler de var. Biz buna ihtiyacımız var. Ama ben henüz bu uzlaşmanın olmadığını düşünüyorum. Özellikle Kemal Bey daha çok hoşgörü ve tahammül gösteriyor ki bu ittifak dağılmasın diye. Büyütülmesine ihtiyaç var. Bir de bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayı çıkmalıydı. Bakınız bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayı çıkmalıydı, bir türlü çıkmıyor. Evet. Ve bu muhalefetin muhalif kitlelerin motivasyonunu olumsuz tesir ediyor. Şimdi gelelim nasıl aday çıkabilir? Benim için kişiler önemli değil. İlkeler önemli. Şimdi eğer aday siyasi olacaksa iki türlü aday olabilir. Siyasi aday, siyasi olmayan aday. Siyasi olmayan aday düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülebilir. Niçin? Madem güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz, orada bir numaralı icra makamı esasında başbakan olacak. Bir tane kanaat önderini, birisini aday gösterirsiniz. Bütün herkes destekler, onu seçtirirsiniz. Ama eğer siyasi olacaksa, bakıyorum bu bloğun en büyük siyasi partisi kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bunun tartışılması bile yok, biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri bu blokun adayı olması lazım. Bir de ben bunları bugün yazmadım. Yani geçmişte de bu tahlilleri yaptım. İşte Kemal Bey olamaz. O zaman olamazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri niye oluyor? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderini değiştirmeniz lazım. Bir de şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bu konuda bir de toplum şöyle bölündü. İşte Ekrem olsun, Mansur olsun. Ya kişilerle uğraşıyorlar. Ve bu kişilerle uğraşmak iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. İlkesel bakmak lazım. Kemal Bey için en büyük itiraz nereden geliyor? Alevi olduğundan geliyor. Çünkü böyle bir... Çok kalmadı o. Var, yine var. Hatta diyorlar ki, hani Sezgin Bey söyledi, istismar. Bunu da istismar edecekler kesin. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela X bir siyasi aday yaptınız. Rakamları fazladan veriyorum, daha kolay anlaşılsın diye. Evet. %65 ile kazanacak muhalefet. Ama Kemal Bey aday olduğunda %53 ile kazanacak. %53 Kemal Bey olsun. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu toplumun böyle bir fay hattı var. Dinsel, mezhepsel fay hattı var. Tabii ki biraz da etnik fay hattımız da var. Bu fay hatların geçilebilmesi açısından, iç barış açısından bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin aday olması önemli. Ama bakın bir türlü aday çıkmayınca hareketlenmeler oluyor. Şimdi bilmiyorum nasıl siz yorumluyorsunuz. Ekrem Bey işte Anadolu'da dolaşıyor. Kemal Bey'e bildiriyor ama galiba, değil mi Sezgin Bey? Ya muhakkak. Çünkü bugün Ziyaret'in yanında genel başkan yardımcımız var. Yani bakın ama Sezgin Bey bu toplumda yani kitlede var. Bizim katkı vermemiz gerekirse biz de katkı veririz. Tabii ki ama orada kitlede CHP'li Ekrem İmamoğlu olarak oraya gidiyor. Yani. Doğrudur. Evet. Ama kitlede farklı bir anlamlandırmaya neden oluyor. Değil mi? Aday mı olacak? Yani sizin ne yaptığınız önemli değildir. Yönetimler mi? Hangi algıyı yarattığınız önemlidir. Onun için uzatmıyorum. Altılı masa bir demokrasi bloğu halinde büyütülmelidir. Aynen. Başka katmanlarda demokratik kitle örgütleri de buna dahil edilmelidir. Ve eğer aday siyasi aday olacaksa bu, bakın benim için isim hiç önemli değil. Ahmet'i getirin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına, o zaman Ahmet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Bu dilimde veda edeceğimiz için Rıfat Bey'e, Yaşar Bey'e verelim. Rıfat Bey'e de kısa kısa emretimiz hakkı vermek istiyorum. Siz de tümüyle katılıyorsunuz Türker Ertürk'e. Evet. Evet. Yaşar Bey'e şöyle sorayım o zaman. Yani özellikle Türker Bey de adaylık vurgusu yaptığı için altılı masada biraz İbra Kılıçdaroğlu'na doğru, ortak adaylığına doğru kayıyor mu? Siz de sürekli periyodik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünüz için sormak isterim. Ne dersiniz Yaşar Bey? Şimdi tabii şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu... Yani bu organizasyonu yapan Sayın Genel Başkan. Evet. Ve ilk etapta biliyorsunuz altılı masadan önce Millet İttifakı'nı oluşturan ama daha sonraki süreçte parlamenter rejim
getirilsin diye olan çalışmalara iki DEVA ve Gelecek Partisi de katıldı. Dolayısıyla altılı masa olarak değerlendiriliyor. Şimdi orada tabii şöyle her birimizin geçmişiyle ilgili siyasetçiyiz. Yani ben 52 sene gazeteciyim. 52 senedir de siyasetin içindeyiz. Yani bizim kuşaktan çok fazla insan yok. Hangi kuşaktan kastediyorum? 12 Eylül'de işkencelere muhatap olmuş, idamdan yargılanmış, Mamaklar'da çile çekmişlerden kastederek söylüyorum. Dolayısıyla her şeyin içerisinden girip çıkan bir insan olarak söylüyorum. Bugün gelinen noktada bu altılı masa deyin, işte başka bir şey deyin, ne derseniz deyin. Artık mutlaka Cumhurbaşkanı adayını artık bu 10-15 gün içerisinde açıklanması lazım geldiği kanaatini Sayın Kılıçdaroğlu'na da ben defalarca, hatta işte salı günü de görüşmede arz ettim. Takdir tabii kendilerinin. Aynı şekilde İYİ Parti'deki arkadaşlara da aynı şeyleri ilettim. Sayın Meral Hanım'la da bizim eski hukukumuz var. Allah rahmet eylesin. Abisi çok değerli bir arkadaşımızdı. Ben MHP'de genel sekreter yardımcısıydım. Evet. Hocaeli İl Başkanımızdı. Allah rahmet eylesin. Orada da çok sayıda bizim eski dönemden kalan arkadaşlarımız var. Bunlarla da görüşüyoruz. Her hafta ben CHP ve İYİ Partili arkadaşlarımızla, sayın genel başkanları veya genel başkan yardımcılarıyla görüşüyorum. Evet. Mesela ya bir şey olarak hemen parantez içinde söyleyeyim. Mesela İYİ Parti'nin yarın İzmir İl Kongresi var. Beni ısrarla davet ettiler. Allah kısmet ederse yarın İl Kongresi'ne de işte uğrayacağım. Başarılar dileyeceğim. Evet. Şimdi bunu şunun için arz ediyorum. Adalet yani konusunda ne dersiniz son dakikalarınız? Evet. Benim de kanaatim artık bu işin uzatılmaması ve Sayın Kılıçdaroğlu, çünkü her iki açıdan baktığımızda mutlaka ve mutlaka bu işleri toparlayan bir insan olarak oradan işte İYİ Parti'nin hala rezervleri var maalesef. Onları en son işte evvelsi gün görüşmede baş başa görüştüler biliyorsunuz. Evet. Meral Hanım'la Sayın Kılıçdaroğlu, onu bilmiyorum orada ne görüştüler. Ama benim içimden geçen adaylığı mutlaka en fazla 10-15 gün içerisinde ortaya koymalılar ve bu adayda Sayın Kılıçdaroğlu olması lazım. Evet, bir şey daha ilave edeyim. Biraz, bir iki dakika bırakalım. Evvelsi gün İstanbul'da 10 ay içerisinde bizim bir İstanbul'da da ayrı bir çalışma grubumuz var. Partiyle alakası değil. Direkt Yaşar Okuyan olarak, Temiz Seçim Platformu olarak söylüyorum. Evet. Ve orada son 10 ay içerisinde 76 tane yapılmış kamuoyu araştırmasını özetleri geldi. Arkadaşlarla think tank yaptık, çalıştık. Mesela bir firma 5 sefer yapmış, diğeri 7 defa yapmış. Yani Kılıçdaroğlu önde mi gidiyordu, onu mu diyeceksiniz? İşte ona geliyorum. Evet, orada çok az vaktim kaldı o yüzden. Var. Siz de paylaşayım. Şimdi blok haline gelmiş iki grup var. Bir tanesi işte Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan olur, başkası olur bilmem ne. 3 aşağı 5 yukarı. Cumhur İttifakı dediğinizde Tayyip Bey'in adaylığı dahil olarak söylüyorum. Evet. %40 civarında bir şey tutuyor. Ama bu tarafta %60 var. O %60 nedir biliyor musunuz? Çok ilginç. O araştırmaların sonucunda daha 4 gün önce İstanbul'da işte bunların çalışmasını yaptık. O %60 kesinlikle Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek %60. Kesinlikle. Öyle. Bilmem, şey yap, arsa dağıt, daire dağıt. Evet, efendim, araya gitmem gerekiyor. Bilmem, ne yaparsanız yapın. Mümkün değil. Yaşar abi, Rıfat mümkün Bey'den değil. De bir iki cümle alalım son. Son bir iki cümlem, hızlıca araya gideceğim. Rıfat teşekkür Bey. Ederim Gizem Hanım, Hakan Bey, teşekkür ederim. Ben de herhalde bundan sonra ayrılacağım tahmin ediyorum. Size maalesef. Bütün katılımcı arkadaşlara da teşekkür ederim. Çağırdığınızda da pişman oldunuz galiba. Estağfurullah. Evet, maalesef. Selam ve sevgiler. Çok korkmayın, bir şey olmaz. Selam ve sevgiler. Bunlar herkesin kafasında olan düşünceler. Selam ve sevgiler. Cesur insanlarsınız.
Türker Paşa'ma şunu söyleyeyim. HDP ile ilgili konuda eğer bir hareketin çok içinde... Çok kısa Rıfat Bey, özür dileyerek araya gitmem gerektiği için bir iki cümleyle özetlersek buyurun. İsterseniz buyurun gidin araya, ben ayrılayım hanımefendi. Hayır hayır söyleyin. Cümlemin yarısından beni ilkokul çocuğuymuşum gibi yönlendirmeye kalkıyorsunuz. Rica ediyorum, iki cümle dediniz. Onu konuşuyorum ben de hanımefendi. Onu sıkıştırıyorlar kulağından. Evet, rejiler beni sıkıştırıyorlar. Siz sözünüzü alalım, evet. Eğer bir siyasi hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak talebinde ve egemenlik talebinde bulunuyorsa ona hiçbir şekilde biz yaklaşmayız. Size de tavsiye ederim. Sakın yumuşamayın. Olmaz o iş öyle. Şehitleri düşünün. Ülkenin bütünlüğünü düşünün. O olmaz. Teşekkür ederim. İkincisi, şunu söylüyorum size. Türkiye'de normal, sağlıklı bir seçim ortamı yok. Bu gidilecek seçimde her türlü hırsızlık yapılacaktır iktidar tarafından. Altılı Masa'nın bu konuda hiçbir hazırlığı da yok. Onu da biliyorum. Konuştum çünkü. Adı güzel, soyadı adı güzel olan arkadaşınızla da görüştüm sizin. Hiçbir hazırlığınız yok. Altılı Masa'nın, bakın, 4 tane partisinin ne teşkilatı var, ne sandık başına koyacak bir tane adamları yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin var ve İyi Parti'nin var. Şimdi kim Altılı Masa'nın adayı olacak? Ya bunu tartışmanın gereği de yok ki. 4 tane partinin oyu yok ki aday göstersinler. Meral Hanım da zaten başbakan olacağım diyor. Nasıl olacaksa onu da kendisi anlatır bize bir gün denk geldiğimizde. Bir tek adam kalıyor orada, yani Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Bu kadar uzun süre bunu tartışmanın gereği yok ki. Yani Rıfat abi, biz, çok bakın, teşekkürler. Bakın, reklam arasını sıkıştırıyoruz. Sağ olun. Bir saniye. Aldım sözünüzü. Bitiriyorum. Bir dakika izin ver güzel kardeşim. Şunu söylüyorum. Bizim için kişilik önemli değil. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 1921 Anayasası yerine 1924 Anayasası'nı eline alırsa, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıktığını Türk milletine söz verirse, anayasanın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacağını söz verirse biz ona oy veririz. Teşekkür ediyoruz. Ama son sözünüzü aldık böylece. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmem neye kaldı. O zaman olmaz bu iş. Evet. Teşekkürler. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan bu dilimde bizlerle ayrılacak. Sonrasında aranın ardından devam edeceğiz. Fikir Kulübü programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Birazdan iki değerli konuğumuz bizlerle olacak. Anayasa hukukçusu doçent doktor Tolga Şirin ve Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz bizlerle olacak. Ama öncesinde ben sıcak gelişmeyi yine ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa hatırlatmak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i söz konusu yaklaşık bir saat kadar önce attı. Hala daha sıcaklığını yine merak edecek noktalarını koruyan bir konu Sinan Ateş cinayeti ve davası tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Hemen ekranlarınıza o tweet'i de getirelim. Her şeyi biliyoruz dedi. Evet, ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz, tekrar söyleyelim, her şeyi biliyoruz dedi CHP lideri. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, bu konuda az önce Türker Bey'e de söz vermiştim. Daha çok seçim odaklı gittik ama Sinan Ateş cinayeti ve davada sonrasında yaşanan o muallakta kalan gelişmeler için neler söylersiniz Türker Bey? Sinan Ateş yani suikast, siyasi bir suikast. Burada tetiği kimin çektiği önemli değil. Tetiği çektirenler önemli. Zaten resme baktığınız zaman işte görüyoruz mensubu olduğu partiden çıt yok, ses yok. Sanıyorum iktidardaki partide böyle bir kamburu var. Çünkü belki de yani kamuoyu yoklamalarında biraz yukarıda barajın biraz aşağıda gözüküyor. Hatta biraz sonra MHP diyorsun. Biraz sonra yani muhalefet neler yapmalı? Demokrasi bloğu veya Altılı Masa veya Millet İttifakı neler yapmalı konusunda bir başlık da şu. Özellikle bu olayın üzerine çok gitmeli Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten biz her şeyi biliyoruz demiş Kemal Bey. Ve çünkü güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var muhalefet açısından. MHP bu olayın üzerine gidilerek
baraj altı bırakılabilir. Bakın çünkü strateji belirlerken bu çok önemli bir başlık. Katılıyorum zaten özellikle bir de şeye de bakıyorum yani Mersin bağlamında da bazı şeyler var. Ben bu uyuşturucu işine, narkotik işine daha önce de ifade etmiştim. Yani Türkiye, özellikle Avrupa basınında da bunu görüyoruz. Bir şekilde Latin Amerika kökenli narkotiğin terminal noktası olmuş durumda. Ve özellikle de Mersin, hatta teklif de yaptım. Yani İspanya ile de irtibatım var. İspanyol makamları için, İspanyol jandarması için, İspanyol İçişleri Bakanlığı için Latin Amerika kalkışlı her Türk bayraklı veya her Türk sahipli veya Türkiye limanı varışlı her gemi şüpheli kategorisinde Cebeli Tarık'tan geçerken de gözetim altına alınıyor. Ya Allah aşkına. Çok büyük dram. İçişleri Bakanı ne yapıyor? Bakın İçişleri Bakanı, ben alırım yarıma jandarma genel komutanını ve sahil güvenlik komutanını, İspanya'ya giderim Madrid'e, otururum İçişleri Bakanı'yla bu konuyu çözerim. Yani milliyetçiyim. Ya Türk bayrağı, bakın Türk bayrağı kredibilite kaybına uğruyor. Olağanüstü. Böyle bakıyorlar. Ve Mersin terminal noktası olarak, bakın bu cinayette de Mersin çok aktif. Ben bu işin içinde böyle bir şüphem de var. Yani narkotik trafiği konusu, bu işlere, kirli işlere bulaşmışlık Başak, konusunda... Başak şöyle de bir şey var. Tetikçi, eski torbacı deniliyor. Yani narkotikten yola çıkarsak. Evet. Bunun sabıkası var. Fotoğrafı var. Parmak izi var. Şimdi İmamoğlu olayını hatırlıyorum. İngiliz Büyükelçiliği'yle yemek yediklerinde sokak kameralarından hemen bulup servis etmişti İçişleri Bakanlığı. Evet. Bakın İçişleri Bakanı... Bir tanıma sistemi var. İçişleri Bakanı bunu yapmıyor. Bunu bulamıyorlar. Tetikçi. Hakan Bey. Hakan Bey. Yeni savcı ifade alıyor. Onu MHP'li milletvekilinin evinde olan ve teşvik edici denilen iddiaya göre çağırıyor yeni savcı. İfadesinden hiçbir sızma yok. Sinan Ateş cinayetten bir muamma. Birazdan MTP... Üstü kapatılacak. Bundan emin olun. Kapatılacak. Bir de İçişleri Bakanı ne yapıyor? Yine bu narkotik konusunda çok önemli bilgiler veren. O bilgiler de nereden geliyor? Devletin içinden geliyor. Sedat Peker. Şimdi bizim İçişleri Bakanımız İspanya'ya gitmesi gerekirken üstünün vazife olmayacak şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriyor. Niçin biliyor musunuz? Susturmak için. Halbuki Sedat Peker'in söylemleri vahim. Ne yapılması lazım? Geldi. Soruşturma açılması lazım. Evet. Mecliste açılması lazım. Mecliste Ahmet Yılmaz ben çoğunluk nedeniyle açılamıyor. Evet, peki size. Savcılar müdahale etmesi lazım. Soruşturma iddianame hazırlaması lazım. Ağır vesayet var yapılamıyor. Bu kirlilikten kurtulmak yani çok gerekçemiz var. Seçimi kazanmamız için Türkiye'nin bekası açısından çok gerekli. Bu da önemli başlıklardan biri. Evet. Evet. Şimdi değerli konuklarımız da aramıza katıldılar. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Anayasa hukukçusu doçent doktor Tolga Şirin yayınımızda. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk. Merhaba. İyi çok akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz da bu dilimde bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize, konuklarımıza selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Birazdan bu seçim tarihleri, adaylık süreci çok daha fazlasını bir anayasa hukukçusu Tolga olarak Tolga Şirin Bey'e de çok ilginç evet, bir tezi ortaya attı. Onu birazdan bize anlatacak sayın evet, seyirciler. Evet, konuşacağız. Ama başlıkta da görüyorsunuz Ahmet Bey. Yayınımızı da takip ettiyseniz Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Biz her şeyi biliyoruz dedi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Takipçisiyiz dedi adeta. Nasıl yorumlarsınız bu Sinan Ateş cinayetini? Sıcak bir konu olduğu için de sormak isterim. Ne dersiniz davadaki o muallakta belirsiz kalan konular hakkında? Necip Ablemitoğlu, Uğur Mumcu cinayeti dahil olmak üzere, başta olmak üzere, Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere, Türkiye'deki siyasi cinayetlerin aydınlatılması, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyetini de takdirle, saygıyla karşılıyorum. Herkes her şeyi biliyor. Herkesin bildiği sırlar var, diyor. Siz de biliyorsunuz yani. Herkesin içine beni de dahil edebiliyorsanız, evet. Evet, buyurun, devam edin lütfen. Söyleyeceğim o. Sinan Ateş cinayetinde. Bildiğiniz sırlar var, onları burada paylaşmak istemiyorsunuz. Ama Kemal Bey de dediği gibi her şeyi biliyoruz diyorsunuz. Bu arada...
Ahmet Yılmaz'la ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Televizyon izleyiciler tanıyabilir. Eski, eski değil hala. Ülkücü Ozan'dır. MHP'nin içinden geliyor. Ve günümüzde de o senat iş cinayeti onu da çok rahatsız etmiş halde. Kemal Bey'e de pek çok konuda hak veriyor. Bu konularda da enteresan görüşleri var. Şimdi yanlış anlaşılmalara izin vermeyelim. Soru çok açık ve net. Durum çok açık ve net. Söylediklerim de çok açık ve net. Türkiye'deki siyasi cinayetler, Uğur Mumcu cinayeti, Ahmet Taner Kışlalısı, Necip Hablemitoğlu cinayeti, Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere çocuklarımızın geleceği için, insanlık için, hepimizin mutluluğu için bu lanet olası siyasi cinayetlerin tamamı aydınlatılmalı, faillerin hepsi adalete teslim edilmeli ve gereken cezayı hepsi almalıdır. Evet, şimdi tabii bir diğer tartışma da bu Sinan Ateş cinayeti ve davası ile ilgili. Bakalım CHP liderinin paylaşımları muhakkak bugün olmasa da devam edecektir. Ama şu erken seçim meselesi ve seçim tarihi meselesi, Tolga Bey sizinle devam etmek isterim. İlk dilimde biraz değinmiştik ama meclisin fesi veya erken seçim veya işte Erdoğan söylüyor ya mevsimsel güncelleme, artık ne derseniz deyin, şayet olursa yeni seçim yasası yürürlükte olacak mı, olmayacak mı? Yani günlerdir biliyorsunuz bu tartışılıyor. Yeni yasanın geçerli olması için bizim bildiğimiz kadarıyla bir yılın geçmesi gerekiyor. O tarihte nedir? 6 Nisan 2023. Ama tüm bunlar yaşanırken sizin ilginç de bir teziniz var. Birçok hukukçunun aksine farklı bir tez olduğunda altını çizelim. Tartışma çok, soru işaretleri çok. O yüzden net olarak sormak isterim. Nedir bu yeni seçim yasasının kabul edilebilirliği, o tarih ve mesela seçim kararı 9 ila 10 Mart'ta alınırsa ne olacak? 14 Mayıs tarihini de nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun, bir uzman olarak sizden dinleyelim. Merhaba yeniden, iyi akşamlar herkese. Şimdi burada şunu açmak, yani birkaç programda bunun üzerine durmuş değilmiştik, evet. Ama şunun bir daha altını çizeyim. Yani Türkiye her şeyden önce öngörülebilirliğin kaybolduğu bir ülke ne yazık ki. Yani şu anda bizim bunu tartışıyor olmamız ve her tartışmada da ya bu mesele aslında hukuken böyle ama bir de fiili durum var. Evet. Aslında hicap verici bir şey. Yani gerçekten hukukun işlediği bir memlekette bu olmaz, aşağı yukarı belli olur. Bütün kavramlar böyle alt üst edilmiş durumda. Doğru ve yanlış birbirinin içine girmiş durumda ve böyle bir bilgi kirliliği içinde gidiyoruz. Şimdi bizim normal şartlarda seçim kavramından anlamamız gereken şey iki türlü olabiliyor. Bir gündelik dilde kullanmak. Sesi biraz açar mısınız rejim? Bir de teknik anlamda bu meseleyi, sözcüğü bir de teknik anlamda kullanıyoruz. Sesim geliyor mu acaba? Bir evet evet geliyor. Şimdi bizim normalde yani seçim dediğimizde oy verme günü anlaşılır ama seçim bir süreç. Yani bunun aday göstermesi var, itirazlar var, seçim kurulları var, o kurulların oluşması var, pusulaların hazırlanması var aslında. Bunların her biri birer süreç, birer adım. Bu nedenle ki yani seçim dediğimizde biz aslında oy onun nihai aşamalarından bir tanesi. Oysa seçim dediğimiz çok öncesinde ilanların başladığı bir prosedür. Ama bu ne kadar geriye gidiyor konusunu kanun söylüyor. Yani seçim kanunu. Seçimden önceki, hani bunu hızlı geçiyorum, bazı ayrıntılara girmiyorum ama önceki bir süreçte başlıyor söylüyor. Yani erken seçim dediğimizde mevzuatı bize söylüyor. Şey 60 gün öncesinden başlıyoruz. Bu şu anda bize söylenen tarihi dikkate aldığımızda, yani 19, yani bu söylenen Demokrat Parti'nin yıl dönümüne denk düşen tarih. Gönderme yapıldığı zaman. Bundan geriye gittiğimizdeki 60 günlük süre şeye denk düşmüyor. Son bir yıl önceki yapılan seçim kanunu değişikliklerinin tarihine, yani 6 Nisan tarihine denk düşmüyor. Burada hemen şu bilgiyi vereyim. Bilmeyen yurttaşlarımız olabilir. Bizde geçen yıl Nisan ayında bir seçim kanunu değişikliği yapıldı. Biliyorsunuz baraj %10'du. %7'ye çekildi. Sadece bu yapılmadı. Başka seçim kurullarında değişiklikler yapıldı. Hakimlerin belirlenmesine ilişkin usullerle bazı değişiklikler oldu. Büyük ölçüde MHP'nin isteğiyle olmuş. Fakat bizim anayasamızda şöyle bir hüküm var. Diyor ki seçim kanunlarda yapılan değişiklikler bir yıl boyunca yapılan seçimlerde uygulanmaz. Dolayısıyla soru şu. Bir yıl sonraki seçim dediğimiz, yani 6 Nisan'daysa, 6 Nisan 2022'de çünkü değişikliği yaptılar geçen sene. 6 Nisan 2023'te şe kadar yapılacak seçimler mi? Bu uygulanmıyor. Tamam, bunda bir tartışma yok. Tartışma şu, seçim kavramı dediğimiz kavram. Acaba seçimlerin başlangıcıyla beraber mi?
Ki eğer öyleyse 6 Nisan'dan önce başlamış oluyor. Mart ayında başlamış oluyor. Evet. Yoksa oy verme günü itibariyle mi geçer? Yani sizin görüşünüz? En basit değil. Benim görüşüm sadece benim değil, çok sayıda başka hukukçunun da aynı zamanda desteklediği görüş şudur ki seçim bir süreç olduğundan ve bunu ayırmak da mümkün olmadığından dolayı. Yani oylamayı yaparken başka bir kanun ama şey yaparken aday listelerini koyduğunuzda pusulaları hazırlarken başka bir kanun uygulayamazsınız. Seçim kuruluna eski kanuna göre belirleyeyim ama bu arada oylamayı başka bir kanuna yapacağım diyemediğiniz için seçimin başlamasından oylamaya kadarki süreci birbirinden koparamadığınız için bunun seçim kavramının başlangıcını bu önceki yani oylamadan önceki 6 Nisan'dan önceki sürece denk olmamız gerekir. Özetle bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin isteğiyle gerçekleşmiş olan değişiklik 2022 yılında 6 Nisan 2022'de değişikliğin bu seçimde kullanamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu barajın %7'ye çekilmesi, seçim kurullarının belirlenmesi vesaire bunlar ne yazık ki artık nereden baktığınıza göre ama uygulama bulabilecek durumda değildir. Ama bunun tabii Türkiye'de biliyorsunuz bu hukuki bir görüş olarak söylüyorum. Ben fakat Türkiye'de hem Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla hem Cumhurbaşkanlığı kararları veya siyasetçilerin bazı söylemleriyle bu hukuk böyle uygulanmayabiliyor. Bu bir, bunu kaydettiniz. İki, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konularda gelgitli kararlarının olduğunu da söylüyoruz. Yani ne yazık ki bizim seçim istikrarı, seçim güvenliği konularında bir süredir sorun yaşıyoruz. Bunları zaten kamuoyunda da malum Yüksek Seçim Kurulu çok tartışmalı bir kurul haline geldi. Kurulun kararlarını taradığımızda seçim kavramına ilişkin dediğim gibi gelgitli belirlemelerin yapıldığını görüyoruz. Yani mesela 2010'lu yıllarda bazı kararları var bildiğimde. 2000'li yılların başından kararlar var, 90'lardan kararlar var. Bu kararlarda da seçim kavramını belirleme konusunda geldiklerinin olduğunu Yüksek Seçim görüyoruz. Dolayısıyla bir de yani hem zaten siyasetin bunu yeterince hukuku manipüle etmesi meselesi var ama bir de seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi de yok. İstikrarlı bir organ durumunda değil. Dolayısıyla özet itibariyle ben şunu söylüyorum. Yani ilk söylediğim ben hukuken bu MHP'nin desteğiyle yapılmış olan barajı %7'ye indiren değişiklik paketinin bu öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü tarihte seçimde uygulanamayacağını düşünüyorum. Şimdi çok enteresan. Ben biraz da gazeteci deyişiyle Tolga Bey vatandaşın da kolay anlaması için anlayayım. Tolga Bey örnekler vererek şunu diyor. 9-10 Mart'ta seçim kararı alırsanız seçim süreci yürürlüğe seçim girmeye başlamıştır. 6 Nisan içinde karar alsanız, 18 Nisan içinde alsanız, 14 Mayıs içinde alsanız hiç fark etmez. Seçim kararının alındığı gün eski seçim yasası geçerlidir. Bu yüzden kura ile hakim atayamazsınız. En kıdemli hakim işe girer. Baraj işi aynen eskisi gibi kalır. Hatta Millet İttifakı'na zarar vermek için kullanılan artık oyun diğer ittifak partilerine, ortak partilerine yaramaması için de geçerli olmaz. Seçimde de o geçerli olur. Yani biz 18 Nisan'a bakmayız. Siz eğer yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan'dan sonra, 7 Nisan'dan sonra seçim kararı alırsanız ancak yeni seçim yasasını uygularsınız diyor. Hani bu durumda da neredeyse seçimler 18 Haziran'dan normal vaktine doğru da kayabiliyor. Doğru mu söyledim hocam? Yani en erken bir hafta daha önceye alınabilir bu durumda. Yani bu 18 Nisan'dan bir hafta, yani hesap matematik hesabı mı şimdi ayrıntıya girmeyeyim ama dediğiniz gibi aşağı yukarı 18 Nisan veya bir önceki pazara denk düşür. Fakat burada şunu kaydedeyim, ilginçtir. Bakın seçim hukuku çok enteresandır. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim tarihlerini değiştirme ve üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi vardır. Bizde bu az konuşuluyor. Örnek vereyim. Mesela 2015 Haziran seçimlerinden sonra yapılan seçim normalde aralıkta olmalıydı. Bir aralıkta olmalıydı. Çünkü eski kanun 60 gün değil 90 gün derdi. Önceki kanun 2015 yılındaki. O 90 gün Haziran'dan sonra aralığa denk düşer ama onu geriye çekmişti. Mesela Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi biz mesela burada başka bir tartışma konusu gündeme geliyor. Onu şöyle dikkat çekin. Şimdi deniyor ki mesela Adalet ve Kalkınma Partisi mensupları diyorlar ki biz erken seçim yapmayacağız da seçimleri geriye çekeceğiz. Şimdi bunun tam bir hukuki karşılığı aslına bakarsanız yok. Biz hukukçular kendi aramızda tartışıyoruz. Biz seçim zamanında yapılmıyoruz. Erken yapılır.
Ama acaba bu artık Türkiye'de niyet okumaları üzerine gidiyor. Biz pek bunu sevmeyiz ama ne yazık ki böyle ilerliyor. Burada şunu kaydetmek lazım. Acaba kastedilen YSK'nın kararı bir şekilde bazen çektiği yoldur. Aralıktan yani önceye çekmişti 2015 yılında ikinci seçimde. Bunu mu kastediliyor? Çok net değil. Bunu mu kastediyorlar? Yoksa seçim bir başka durum var mesela. Hukuk biliyorsunuz bu iki hukukçu yan yana geldiğinde nasıl üç görüş ortaya çıkar? Yani hukuk hep bir ihtilaf meselesi vardır hukukçularda ama. Şöyle bir görüş var. Seçimleri meclis eğer yeniler ise bu 60 gün meselesi biraz daha tartışmalı olabiliyor derler. Çünkü eski kanunun yani bunun gene girmem teknik nedenlerle anlaşılması güç olacaktır ama bu eksiki 90 günlük kanun yani ona ilişkin mevzuatın bir yönüyle ilga olmadı. Çünkü hala milletvekili seçim kanunu varlığını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu onu ilga etmişti ama Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kısmını ilga etmiştir. Meclis seçimleri yenilemesi durumuna ilişkin koşulları ilga etmemiştir. Bu nedenle meclis o eski kanunu uyarınca dilediği tarihte seçimlerin erken ne almış olursa şayet dilediği tarihte bu belirlemeyi yapar gibi bir görüş. Tabii bunu televizyon ekranlarına anlatmak biraz güç. Anladık yani anladık ama anladık anladık. Çok kolay. Evet, çok kolay. Şundan diyorum yani bunlar çok ileri düzey teknik tartışmalar ama hukukçularla uyacaktır izleyici veya burada bulunmuşlar. Yani orada şu anda milletvekili seçim kanunu ve cumhurbaşkanlığı kanunu hala hazırda ikisi aynı anda yürürlükte. İkisi ayrı farklı tarihler ve farklı usuller öngörülüyor. Biz zımnı ilga olduğunu düşünürüz ama seçim, meclisin seçimleri yenilenmesi koşulunda o tarihi meclisi belirleyeceğini söyleyen bir hüküm de var. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kastettiği şeyin ne olduğu konusunda bizim aklımıza bu olasılık hepsi geliyor mesela. Neyi kastettiğini aslında onların açıklaması gerekiyor. Yani, ve zamanında olmayan seçimler kural olarak erken seçim. Sayın konuklarımız ne diyor acaba Tolga Hoca'nın dediklerine? Şimdi ben Tolga Hoca'ya katılıyorum. Peki işte hukuk böyle bir şey. Peki bunu da sallamadılar ne olacak? Bakın eşik kaybediyorsunuz. Daima hukuka sahip çıkacaksınız, daima anayasaya sahip çıkacaksınız. Şimdi demin yine bu konu istismar edilebilir. Mağduriyet konusu yine mi sessiz kalınacak? Ben katılıyorum %100. Sezgin? Evet Sezgin Bey siz de bir hukukçu olarak. Çok doğru. Doğru. Şöyle bir şey yani seçim bir günde yapılıp biten bir şey değil ki. Tabii. Evet. Süreç. Yani oy verdiğiniz anda başlayan bir şey değil ki ya da evet. Oyun aynı gün sayılmasıyla bitmiyor ki. Ondan önceki bir süreç var hocam izah etti zaten. Bir süreç var. O hukukun başladığı süreç var. İki, oy vermeyle de bitmiyor. Oy vermeden sonra da kesinleşme süreci var. O sürece kadar devam ediyor yani. Dolayısıyla o hukuk bütün bu süreçte uygulanan hukuktur. Zaten seçimlerin güvenliği ve adilliği dediğimiz zaman oy verme gününden biz bahsetmiyoruz. O süreçten bahsediyoruz. Bütün süreçten evet. Bahsediyoruz. Yani seçim sürecinin başlamasından ve işte kesinleşmeye kadar olan sürecin adil ve güvenli olmasından bahsediyoruz. O nedenle anayasa şu hüküm konmuş. Yani çoğunluk partisi ikide bir bu seçim yasasıyla oynamasın. Hele hele bir yakın yani bir ile yakın bir zamanda hiç oynamasın adilliği bakımından. O nedenle makul olan bir yıllık süreyi koymuş anayasa koyucu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne böyle bir kural yok ki. Yok böyle bir kural. Bakın ben bunu bu cümleyle parlamentoda söyledim. Genel kurulda yasa görüşülürken söyledim. Ya Türkiye'de 1950'den beri serbest seçimler yapılır. İşte tırnak içerisinde. 70 yıldır. 70 yıldır hangi güvenceyle yapılır? Yani o zaman anayasa koyucu, yasa koyucu şey demiş. Kıdemli hakim demiş. Bütün Türkiye'de geçerli olan bir kural. Kıdemli hakim. Bu kuralı koymuşlar. 70 yılda kaç tane hükümet değişti? Kaç tane siyasi parti çoğunluğu sağladı? Hiç kimsenin aklına gelmiş mi bu kuralı değiştirmek? Bir ilçede, bir ilde kıdemli hakim var. Onun birinci sınıfa ayrılmış olmuş olması, olmaması falan filan. Hiç kimse düşünmemiş. Ama şeytanın aklına gelmeyecek şeyler, bunların aklına geldi. Seçim ve sandık güvenliğini eldar edebilmek için her türlü hamleyi yaptı. Nedeni şu, aynen bakın bu şeytanın aklına gelmeyeceği şeyi de söyledim ben. Genel kurulda söyledim, burada söyleyebilirim o nedenle. Akıllarına geldi ve seçim güvenliğini ortadan kaldırmak amacıyla özellikle 15 Temmuz'dan sonra atanmış, yükselmiş birinci sınıf hakimlerin kontrolünde ve kurayla
İşte başvuranların arasından kurayla seçilir gibi bir hüküm koydular. Seçim güvenliği ortadan kaldırmak amacıyla. Ama bu hüküm anayasa burada durduğu sürece sadece seçim günü için geçerli değil, başladığı süreçle ilgili o gün başlar. O gün başlar. Evet. Çok açık hukuk kuralı. Hayır şey de var yani, hocam benden daha iyi bilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuyla ilgili kararları var. Doğru. Yani seçim sürecinin adilliğinin seçim gününe ilişkin olmadığı konusunda kararlar var. Evet. Şimdi Ahmet Bey... Sadece o güne ilişkin değil yani. Evet. Ahmet Bey, bu tartışmalar ışığında siz de yani sizin gibi mesela ülkücüler sandığa nasıl sahip çıkacak? Seçim güvenliği konuşuyoruz bir yandan. Saygıdeğer hocam, Tolga hocamın olduğu bir programda bunların konuşulmasını çok doğru buluyorum. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Ayrıca kendisine de herkesin anlayacağı bir dilde anayasadan çıkış kitabı için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Faydalanacağız. Seçimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet, konuklarınızın söylediklerine katılıyorum. Seçim güvenliğimizle ilgili sorunlar var. Kıdemli hakim yerine başka bir hakimin seçim kurulu başkanı olmasıyla ilgili sorunlarımız var. Ama bu seçim yasasında değişiklikler olmadan daha önce yaptığımız seçimler çok adildi, çok düzgündü. 21-22 senedir bu ülkedeki seçimler çok adil, çok düzgün. Kraf olarak kedi girmiyor, oy pusulaları kökten toplanmıyor. Bugün mü başka bir şey tartışacağız? Aslında bizim başka bir sorunumuz var. Ve biz bu entelektüel detay tartışmalarına takılırken ana sorunumuzu kaçırıyoruz. Ben size şunu sorayım. Seçim kanunumuza göre, 2839 sayılı milletvekili seçim kanununa göre yasa yapıcı şunu söylemiş. Bu AKP'den öncesi söyleyeceğim. Son olanlarda AKP sorumludur. Ama nedir söyleyin? Ama başka sorunlarımız var. Burası çok önemli olduğunu düşünüyorum Hakan Bey. Şöyle, yasa yapıcı diyor ki, bütün seçim bölgelerine TBMM toplam üye sayısından birer milletvekilliği verilir. Bakın, burası çok önemli. Hocama özellikle söylüyorum. Verilir. Yasa yapıcı bütün seçim bölgelerine birer tane milletvekilliğini veriyor. Sanki kendi malı. Devam ediyor yasa. 2839'a 4. Geri kalan sayı da diyor, arta kalan sayı da illerin nüfusuna göre dağıtılır, pay edilir. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi Büyükada'ya gittik. Liseye, toplantıya gittik. Bir lisedeyiz. Lisedeki çocuklara diyoruz ki hepinize birer tane otomobil hediye ettik. Efendim, Büyükada'da araba kullanmak yasak. Bir, lisedeki çocuklar 17 yaşında. En büyük olanı. Evet, evet. Ehliyetleri yok. Araba kullanamazlar. Yani nüfusa göre milletvekilliği pay ediyorlar. Birer tane veriyorlar. Zaten neresi doğru ki geri kalanını düzeltelim? Peki bu seçimlerde var. Sizin bu tartışmalar ışığında ülkücüler olarak, tavrınız ne olacak? Günümüze gelelim, günümüze aynen, Ahmet Bey. Aynen onu söyleyeceğim. Şimdi günümüze gelelim. Bakın, bu seçim sistemi adil değil. Burada yapılan düzenlemeler adil değil. Eyvallah, ne yapmalıyız? Zaten bu ülkede 21-22 senedir devre AKP'de adaletin ağası kalmadı. Adalet kendilerine, kalkınma yakınlarına. Adalet ve kalkınmanın 21 senelik özeti budur. Bu seçimde Türk milliyetçiler ne yapacak? Şimdi sorunumuz şu. Evet. Adaylar net olarak Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edip biz adayız demedikleri için şu adayı destekleyeceğiz diye bir kararımız şu an için yok. Ama kimi desteklemeyeceğimiz konusunda verilmiş bir kararımız var. Kim? Bu seçim bir parti seçimi olmayacak. Bu seçim Türkiye için bir karar seçimi olacak. Türkiye Orta Doğu'nda olacak. Adaletsizliğin içinde kıvranmaya devam edecek. Yoksa medeni dünyanın bir parçası olarak kalma iradesi mi gösterecek? Türkiye bu seçimde bunun kararını verecek. Yani Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona mı aday vereceğiz, oy vereceğiz diyorsunuz? Aynen şunu söylüyorum. AKP'nin hiçbir adayını, mevcudu veya başkası fark etmiyor. AKP'nin hiçbir adayını Türk milliyetçileri desteklemeyecek. Cemaat kafalı, Orta Doğu kafalı, bölücü, terör örgütü yandaşı hiç kimseyi desteklemeyecek. Türk milliyetçileri bu seçimde siyasi hesaplarını bir kenara bırakarak
hadi kendisi de orada diye söyleyeyim. Benim Sezgin Bey'le aramda siyasi fikir farklılıklarım var. Var tabii. Ama AKP'nin yönettiği bir Türkiye'de Sezgin Bey'in kendisini sosyalist, benim Türk milliyetçisi olarak tanımlamam bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu ülkede adalet ve demokrasi yok. Bu ülkede adalet ve demokrasi olsun diye anneler çocuklarına karne hediyesi olarak et değil, bisiklet alabilsin diye, elbise alabilsin diye, AKP gitsin diye Türk milliyetçileri bu seçimde üstlerine ne düşüyorsa yapacaklar. AKP'nin olduğu bir Türkiye'de hiç kimseye huzur yok. Önce bunlar gitmeli. Bunlar gittikten sonrasını oturup konuşmalıyız diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben bir diğer tartışma konusuna yine dönmek istiyorum. HDP biliyorsunuz bir anda kapatma davası ki şunu da hatırlatalım. HDP AYM'yi davanın seçim sonrasına ertelenmesi için de zaten başvurdu. Diğer yanda ilk dilimlerde de bahsetmiştik. HDP seçmenin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit bir rol oynaması da söz konusu. Tabii HDP'den çok açıklamalar geldi. Evet, Ahmet Bey birazdan size döneceğim ama ilk önce Tolga Hocam'la da hukuki perspektifi konuşmak istiyorum. Nedir? Buyurun. Bana bir tamamlayabilir miyim? Buyurun. Müsaade ederseniz. Bir iki cümleyle buyurun. HDP Cumhurbaşkanlığı seçimleri rol oynayacak diyorsunuz. Evet. Ve kapatma davasını öne sürüyorsunuz. HDP önce seçmeni olarak söylüyorum. Evet. Partilerin kapatılmasına karşıyım ama HDP'yi özdeşleştirmek. Çünkü HDP'yi bir parti olarak değil, Kandil'in ve terör örgütünün sözcüsü siyasi taşeronu olarak görüyorum. Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyım. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin oynayacağı rol konusuna gelince toplamda %10 civarında oy var kilit parti deniliyor. Bu seçimin kilidi HDP falan değil. %35'e varan oranla farklı partilerde siyaset yapan Türk milliyetçileri bu seçimin sonucunu belirleyecektir. Ben şunu söyleyeyim. HDP olmadan kazanılamaz diyorlar. Bir defa HDP'nin %10 civarında oyu var diyorlar. %2-3'ü tipin oy. Kendi oyları değil. Orada bir ittifak söz konusu. Marjinal solun oyları var. Şunu söylüyorum. HDP %10'la bu seçimin kilidi falan değil. Bu seçiminde son sözü Türk milliyetçileri söyleyecek. Ve şunu açıklıkla iddia bunlar ediyorum. Tabii farklı görüşler. Bir yandan da bakınca da HDP'de aslında Ahmet Bey gibi AKP'li Erdoğan'a hiçbir şekilde oy vermeyeceğiz diyor. Orada da onlar buluşuyorlar. Evet. Hakan Bey, ben şunu söyleyip kapatmak istiyorum. Tolga Bey geçeceğim. Sorun şu. Adalet ve demokrasi isteyenler, Türkiye medeni bir ülke olarak kalsın, insanca yaşayalım diyenler elbette bir karar verecekler. Ama bu seçimin sonucunu Yamalı Bohça ittifakı HDP vermeyecek. Bu seçimde son sözü Türk milliyetçileri söyleyecek. Evet. Bunu tamam. Da anladık onu. Tamam. Teşekkürler Ahmet. Peki Ahmet Bey, şimdi hukuki perspektifte Tolga Bey'e sormak istiyorum. Evet, dediğiniz gibi altın masaya zaten bir HDP'den bir göz kırpma var ama adayını da bir yandan açıkladı ama şunu herhalde açık ve net söylüyorlar. Bizi muhatap alın diyorlar ama hukuki perspektiften Tolga Hocam size sormak isterim. HDP'nin bir kapatma davasıyla boğuştuğunu biliyoruz. Kapatılırsa konjonktür nasıl olur? Böyle bir şey uygun mudur? Bir de AYM'ye de başvurdu biliyorsunuz HDP. Bir yandan oradan nasıl bir dönüş olur? Neler söylersiniz? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bence kapatmadan, herkes kapanmaya odaklanıyor ama bence kapatma kararından ziyade başka bir risk var. Ya da tartışma konusu var. Nedir? O da şu. Şimdi Anayasa Mahkememiz bir bloke kararı verdi biliyorsunuz. Tedbiren bloke. Fakat buradaki tartışma şu. Bunun kanuni dayanağı, spesifik bir kanuni dayanağı hali hazırda. Var mı yok mu? Ben bununla ilgili bir bilgi edinme başvurusu yaptım Anayasa Mahkemesi'ne. Bunun kanuni dayanağı nedir diye. Çünkü kararda da bir kanuni dayanağı yapılmış değil. Yani bunu şunu biliyoruz biz. Anayasa Mahkememiz geçmişte de bazı tedbir kararları veriyordu. Fakat bunun kanuni dayanağı yoktu ve öğretide bu bir tartışma konusu. Mahkeme diyordu ki çoğun içinde az vardı. Yani ben kapatabiliyor isem kapatmanın içinde ona öncülü tedbirler de dahildir, vardır. Dolayısıyla ben kanunlarla ilgili icamla yürürlüğü durdurma kararı ya da yahut partilerle ilgili olarak farklı tedbirler alabilirim diyordu. Fakat bunun kanun dayanağı açıkça yoktur. Bakın ayrı, kapatılması gerekli midir değil midirden ayrı, teknik bir tartışma bu. Kanun dayanağı var mı? Yok, yoktur. Fakat mahkeme diyor ki ben yorum yoluyla bunu geliştirdim. Vakti zamanında bunu söyledi. 90'lı yıllarda tartışılmıştır bu. Çokça. Özelleştirmeleri durdurmuştur tedbir kararlarıyla.
Keza Refah Partisi kapatma davasında, Halkların Demokrasi Partisi HADEP kapatma davasında tedbir kararları vermiştir. İlk kez vermiş değildir Anayasa Mahkemesi. Ama o zamandır şimdi de su kanun dayanağı var mıdır yok mudur? Öyle ki de bu eleştirilir. Şimdi bu birincisi. İki, kanun dayanak olmayınca şu belirsiz oluyor. Normalde Anayasa Mahkemesi'nin bir partiyi kapatması toplantıya katılan üyelerin 3x'i olur. Bizim Anayasa Mahkememiz o 5 kişi tamamı katılırsa 10 kişinin kapatma önünde oy vermesi. Anayasa Mahkemesi diğer bütün kararlarını halk çoğunlukla alır. Ama kapatma kararını 10 üye alır. Yani normalde 8 üye yeterken kapatmada 10 istenir. Şimdi burada tartışma şu oldu. Bir kararı zaten kanuni açık dayanağı yok ki bunun. Bu da basit çoğunlukla mı olacak? Üye mi yetecek? Yoksa 10 üye mi yetecek? Anayasa Mahkememiz dedi ki bunun basit çoğunlukla yeter. 8 kişiyle de bu karar verilebilir. Şimdi bu ikisini topladığımızda kanun dayanak yok. Üstelik tedbir kararı da basit çoğunlukla alınıyor. Bunun ikisini topladığımızda şöyle bir risk var. Bunun ucu bucağı belirsiz. Tedbirlerinizi arttırabilirsiniz. Bir sürü başka tedbir verebilirsiniz. Mesela HADEP davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı partinin seçimlere girmemesi konusunda tedbir uygulanması talebinde bulunmuş. Anayasa Mahkememiz demişti ki o zaman HADEP kapatma davasında. Ben şimdilik bunu gerekli görmüyorum. Evet. Böyle bir tedbir kararı vermeyeceğim. Evet. Sonra kapatma kararına bakarım dedi. Bu önemli Gizem Hanım. Bir saniye. Bir devamlayayım önce. Ben şu riskin olduğunu düşünüyorum. Risk derken gene altını çiziyorum. Kapatma gerektiğinden bağımsız, hukuksuz bir işlem olacak. Kanun dayanak olmadığı için. Kapatma kararı verilmese bile nereye girmemesi konusunda tedbir kararı alınmış. Çünkü hali hazırda yani bloke kararı konusunda yasal dayanağı yoktu. Bu yönde de tedbir kararı alabilir. Nitekim HADEP davasında ilgililer mutlaka hukuksuzlar isterim. Cumhuriyet Savcısı istemişti. Mahkeme yapabileceğini ama yapmadığını söylemişti. Bu iştahı sürdürüyorsa diyebilir ki ani bir karar bu. Her an verilebilir. Yine kanun dayanağı olmadığı için. Bunlar hep sorun. Diyebilir ki HDP partisinin seçimlere girmemesini. Sadece bir parti de değil. Bakın çok güveniliyor. Yedek partiler var. Bunlara da tedbir konulabilir. Evet. Durumuna göre. Neden konulabilir? Çünkü kanuni dayanak konusunda geniş bir, büyük bir belirsizlik var. Dahası şunu da hemen kaydedeyim. Evet. Normalde biz şunu konuşuruz. Realist rezim ekolüdür. Bunlara girmiyorum ama evet. Yargıçların arka planlarına bakarak kararları bu ekol. Ve buna göre Türkiye'de 5 yargıç özellikle bir arada hareket ediyorlar. 10 yargıç başka türlü şekilde hareket ediyor. Türkiye'deki genel eğilim bu. Ama birkaç yargıç bunlara sallanan yargıç da denir. Literatürde. Evet, evet. Bir öyle bir böyle karar veriyor. AYM'nin kararları da hep o yargıçların eğilimine göre biliniyor. Şimdi bu normalde basit çoğunluk olduğu için biraz farklı. Fakat kapatma davasında 10 üye bulması güç deniyordu. Özellikle hani bunu artık ismini verelim. Bilin herkesin bildiği sır değildir ama genellikle Abdullah Gül'ün atadığı üyelerin daha farklı bir eğilim. Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı üyelerin farklı bir eğilim gösterdi. Tabi aralarında geçişler vardır. Bu ayrıntılara girmeyeceğim ama dolayısıyla kapatılma olasılığı düşük diye varsayılırdı. Veya en azından bir üyenin ne yapacağına bağlı olarak diye konuşuyordu. Bunlar evet. Hukuk çevirileri konuşuyordu. Bakalım konuklarımız ne diyor Tolga Hocam. Pardon şunu diyeyim. Ama şu anda bu tedbir kararıyla beraber basit çoğunluk yoluyla kapatma kararı kapatılmasa bile seçime girilmemesi yönünde tedbir bilir. Ve bunun sınırı da olmadığı için başka partilere de yansımalı olarak bu gerçekten gene bir başka öngörülebilirlik gibi sorun teşkil ediyor. Bunu mutlaka kaydetmek gerekiyor. Evet. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne İnsan Hakları Mahkemesi'ne artık Anayasa Mahkemesi verdiği için başvuru yapma koşulları zaten vardır, yapılmıştır. Bilmiyorum fakat ben eğer tanıyorsam İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçimden önce bir karar vermez. O mahkeme. Düşünüyorsunuz. Evet, konuklarımız ediyor. Tolga Bey söyledi, kapatılma ihtimali düşük. Söyle hocam, hocama ne diyorsun? Hocamın görüşlerine katılıyorum. Siyasetçi ve hukukçu olarak bu kararı gördüğümde ilk paylaşanlardan bir tanesi benim. Bu karar anayasa aykırıdır. Anayasa uyması gereken Anayasa Mahkemesi kendi kuruluş yasasına ve anayasa uymamıştır dedim. İki nedenle söyledim. Bir, kendi kuruluş yasasında ve anayasada böyle bir tedbir kararı verebileceğine ilişkin düzenleme yok. İki, eğer kapatma kararını veya bir hazine yardımından yoksun bırakma kararını nitelikli çoğunlukla veriyorsa ki anayasa koyucu
özellikle siyasi partiler rejim bakımından bunu öngörmüş. O zaman tedbir kararını da sağ çoğunlukla veremezdi, değil mi? Bu karar yok hükmünde. Çok hukuki bir tartışma. Evet. Her şey siyasi zaten. Ama bakın zaten. Şöyle bakın. Hocam şu bakımdan haklı. Haklı. Yani anayasa, kimden anayasa uygun davranmasını bekleyeceğiz ilk başta? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nde. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kendisi anayasaya uymuyorsa, kendisi olmayan bir kurallarla bir siyasi partiyle ilgili olarak yaptırım kararı veriyorsa, bakın bu yaptırım kararı da çok önemlidir. Bütün siyasi partilerin kasasına para girdi. Bütün siyasi partiler. Şimdi HDP hariç. Bakın velev ki diyelim ki bu kapatma kararı Haziran'ın sonuna kaldı. Kalabilir teorik olarak. Şimdi seçime girme ihtimaline sahip siyasi partiler hazine yardımıyla propaganda yapacaklar. Ama bu tedbir kararı nedeniyle bakın sağ çoğunlukla verilen bu tedbir kararı nedeniyle kapatılmazsa bile yardım aramayacak. Evet. Bu karar eğer devam ederse. Dolayısıyla son derece önemli. Bakın son derece önemli. O nedenle HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru çok kritik. Seçim Anayasa Mahkemesi'nden başvurusu. Anayasa Mahkemesi'nden şunu istiyor. Diyor ki tamam sen kararı verebilme yetkisine sahipsin. Öyle anlaşılıyor. Anayasa aykırı bu kararı evet. veriyorsan o zaman bugünden bir karar ver. De ki ben bu kapatma kararını seçim sonrasında bıraktım. Seçime girsin. Ondan sonra bu kararımı vereceğim de. Bakın teorik olarak bunu yapabilir. Yap yapmayacağını göreceğiz. Eğer yapmazsa, bakın yapmazsa, böyle bir karar vermezse eğer HDP'nin başvurusu üzerine, o zaman bu seçim belirsiz, hukuki güvenlikten yoksun bir halde seçim gününe kadar devam edecek. Seçimden bir gün önce kapatsa ne olacak? Evet, Türker Bey. Bakın noktada... seçime girmiş, pusulada evet. yer alıyor. 3 gün önce ben kapattım. Zaten mesela. Kıvranıp duruyorlar diye bakın, karar vereceklerine. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Anayasa Mahkemesi üzerinde büyük sorumluluk var. Büyük sorumluluk var. Türkiye'nin demokrasisi bakımından büyük sorumluluk var. O nedenle kararı her neyse... Açıklamalı. Evet, açıklamalıdır. Türker yani. Bey siz ne diyorsunuz bu belirsiz diye Anayasa Mahkemesi'nin ortaya koyduğu? Söyle. Şimdi Türkiye'de yargının üzerinde ağır bir vesayet var. Ben... Tabii ki çok zor bir şey bu. Yani Anayasa Mahkemesi anayasa için var ama anayasaya kendisi uymuyor. Bu işin arkasında ben iktidarın olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi daha önce ya kapatacaklar. Şimdi kapatsınlar. Değil mi? Sanıyorum iktidar bunu hesaplıyor. Yani kapatırsam ne kazanırım, kapatmazsam ne kazanırım. Ters mi teper? Çünkü tabii ki yani mesela şimdi kapattı. HDP seçmenini zaten iyice siyasallaşmış, daha fazla siyasallaştıracak. Evet. Hatta sandığa gitme oranında artış sağlayacak. Sanıyorum, umarım yanılırım. Seçime ramak kala bir operasyon düşünülüyor gibi geliyor bana. Sezgin Bey de mesela bir gün önce açıklasana. Yani ben de öyle bir şey düşünüyorum. Öyle bir kaos yaratmak, bunu seçimde kullanmak. En kötüsü de bakın böyle bir algıyı yaratıyor Anayasa Mahkemesi. Yani benim indimde şu andaki kararıyla iktidarın bir operasyon aygıtı, araçsallaştırılmış haline geliyor. Çok yazık. Türkiye'de bir şey söyleyeyim de evet, bu noktada hocam da iyi takip ediyor zaten de. Şimdi bu tedbir kararında iki oylama yapılmış. Bir oylamada 9'a 6'dır. Boşver. Bir oylamada ise 8'e 7'dir. Ha, hocaya sorayım. Her ikisinde de 10 sayısı yok. Olur. Ama bu 6 ve 7 içerisindeki ben yargıçların geldiği yere baktığımda yani bir kapatma kararının çok olası olduğunu görüyorum. Kapatma demişken ben başka bir konuya bir şey, da geçeyim. Bir şey daha söyleyeyim bu konuda bakın seyircilerimiz bir daha bilmesi için. Yani demokrasi sadece yazılı kurallar üzerine işlemez. Aynı zamanda tahammüller üzerine yürür. Evet. Yani ben, kurumlar kendi tahammüllerini oluşturur. Ben istersen bu kapatmadan bir başka kapatmaya geçeyim. Evet. Gizem de başka bir konuya geçsin. Anayasa Mahkemesi seçimlerinde o tahammüller yok edildi. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerinde iyi kötü tahammüller vardı. Yargıtay kendi üyeleri arasından seçerdi. Kendi üyeleri arasından. Evet. Atanmış bir günlük üyeyi seçmezdi. Veya Sayıştay yıllarca Sayıştay'da görev yapmış bir üyeyi seçerdi. Oraya İçişleri Bakan Yardımcısı gönderilip
sayıştı bir şey yapılıp tamam. Sonra parlamentodan seçilmezdi. Ben, bu Anayasa Mahkemesi'nin yapısı artık böyle. Bunun da bilinmesi lazım. Hocayı bulmuşken belki de sorarız. Evet. AKP'nin kapatma davasıyla ilgili de ilginç bir şey anımsatayım ben burada. Hafızayı beşer. Herkes unutuyor. AKP'nin kapatma davasında kıl payı döndüğünde türbanla ilgili bir değişiklik teklifi kapatma gerekçelerinden biri sayılmıştı iddianamede. Ve şimdi tekrar türban meselesi anayasal olarak değiştirmek istiyor. Evet Gizem. Evet. Gerçekten toplayacağım bu noktada sizle devam edeceğim. Bildiğiniz gibi AK Parti teklifini türban noktasında meclise verdi. CHP, İYİ Parti ve yine HDP diyalog teklifini reddetti ama İYİ Parti karşı teklif hazırladı. CHP'nin de bu teklifte düzenleme yaptığını biliyoruz. CHP tabii bu düzenlemeyi yapıyor ama manzara şöyle. Türbanla ilgili kısma sanki muhalefet destek verecek ki referandum konusu olarak halka götürülmesin. Ama AK Parti tarafları sanki referanduma gitse diyor. Arada da siz daha iyi anlatırsınız ama aile ve LGBT ile ilgili bir madde var. Ne diyorsunuz? Yani bu türban işini genel seçimle zamanlı olarak halka götürelim derdinde sanki AKP, bilmiyorum katılır mısınız? Böyle bir numara söz konusu olabilir mi? Çünkü AK Parti'nin 2010'daki yine anayasa değişikliğinde bazı AK Partililer sanki iş referanduma gitsin diye oy vermeye katılmamışlardı. Ters oy dahi vermişti. Ne diyorsunuz bu türban konusunda referandum ihtimaline karşı? Ve anayasa değişikliği teklifinin geçmişte AKP'nin kapatma davasında suç sayılmasına. Evet. Yine Anayasa Mahkemesi, aynı Anayasa Mahkemesi üyeler değişik. Evet. Yani şunu önce söyleyeyim ki bunun bir kavram var siyasetinde. Smokin kuyruğu etkisi derler. Şu bir teknik bir kavram. Smokin kim giyiyor? İşte başkan giydiği için. Genellikle başkanlık seçimleriyle yasama organı seçimlerini aynılaştırma, yani popüler bir başkan çıkartırlar. Ardından onun eğer oyları yüksekse şeylerde beraberinde gidiyor. Partisi başarısız da olsa onun smokininin kuyruğuna takılıp o da başarılı olur. Tamam, şimdi smokin değişik. Şimdi bir kavram. Bu kavram şunu anlatır. Bir şeyin kazanma olasılığı varsa onu öne çıkart. Yani Amerikan literatüründe 30'lardan beri tartışmış bu. Onu öne çıkart. Onun havasıyla diğer kaybetme olasılığının bulunan seçimleri de bir şekilde hallet. Böyle formüle edebileceğimiz bir kavram bu. Şimdi bu kavramın bir örneğini görüyoruz Türkiye'de. Yani bu Türkiye'nin bulduğu bir şey değil. Siyasette bunlar görülmüştür geçmişte. Kazanılma olasılığı yüksek olan bir oylama yapılsın. Diğer oylamalarda onun başarısından kendine bir pay alsın. Tekniği. Bu bir teknik, taktik. Burada referandum bağlamının görünen o ki böylesi bir taktik denenmek istiyor. Burada muhalefet partileri şöyle şeyler duyuyorum ben. Mesela deniyor ki biz buna destek veririz, halka oylamasına gitmesine gerek yok. Önce şu teknik bilgiyi vereyim ben. Bütün muhalefet partilerinin tamamı da desteklese, yani şu anda meclisteki bütün partiler desteklese bile Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu halka oylamasına sunabilir. Çünkü bu konuda da takdir yetkisi vardır. Evet. Ha, belli bir sayı var, eşik var. O eşiğin üzerine geçtiğinde bazen bu bir eşiğe kadar zorunludur ama bir eşikten sonra takdiridir. Yani her halükarda eğer geçerse meclisten bu konu Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir artık. Dolayısıyla muhalefet partisinin bunu dikkate alması lazım. Dahası bu oylama gizli yapılır. Bakın şunu söylüyor mesela muhalefet çevrelerini duyuyorum ben. Diyor ki biz destekleyeceğiz veya destekleyeceğiz ya da işte şu yönde oy çarpacağız. Bunun bir garantisi yok. Çünkü biz şunu biliyoruz. 2000 yılında Süleyman Demirel görev süresini uzatmak istemiş giderek. Bu çok hatırlanmaz. Ama anayasa hukuk kitaplarında geçer. Tarih kitaplarında, hukuk tarihinde geçer. Bunu DYP, ANAP, DSP demişti. Tamamı desteklemişti. Görünen o ki uzatacaktı. Öyle baktığımızda. Anayasa değişti. Gel gelelim oylamaya geçildi mecliste. Anavatan Partisi bu teklifinin altında milletvekilleri imza atmış olmasına rağmen bilmiyoruz gizli olduğu için ama o zamanki haberler ANAP milletvekillerine destek vermeyeyim. Çünkü Süleyman Demirel'e aslında öteden beri sıcak bakmadıkları ve birdenbire oldu bittiye geldi. Süleyman Demirel'in görev süresi bitti. 7 yıl bitmiş oldu. Oysa bütün strateji bambaşka. Dolayısıyla bakalım, ortalık karışacak. Strateji kurulsa da gizli oylamadan olacağı belli olmaz. Halk Partisi destekliyorum dese de ben bizatihi biliyorum, isim vermeyeceğim. Açıkça buna karşı olan partiler var ve buna ölse oy vermeyeceğini bildiğim Halk Partisi milletvekilleri. Evet. Evet, çok teşekkürler. Halk Partisi desteklemeyeceğiz demesine rağmen ölse destekleyeceğiz. Süremiz de daraldı biraz değil mi?
Hocam evet, süremiz de biraz daha aldı diğer konuklarımıza da. Bir dakika bir dakika herkese eşit süre vermek istiyorum. Ahmet Bey, bu türban tartışmasına ne dersiniz birkaç cümleyle? Hemen ona cevap vereyim. Birkaç evet. söylemek istediğim cümlem var. İzin verirseniz çok kısaca onları söyleyip teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Türkiye'nin türban diye bir meselesi falan yok. Bu 21 senedir AKP'nin çiğnediği sakız. AKP ve onun seçim işleri uzmanı Sayın Genel Başkanı yine türban sakızı çiğnemeye başladılar. Bu ülkenin başka sorunları var. Bakın, gençler sınava giriyorlar, soruları çalınıyor. Çalınmış sorulara rağmen sınavı kazanıyorlar, mülakatları çalınıyor. Orayı da geçiyorlar, işleri çalınıyor, gelecekleri çalınıyor, hayatları çalınıyor. Arkadaşları aradığında dışarı gel diye gençlerin arkadaşlarıyla buluşmaya gidebilecekleri, sosyal ortama katılabilecekleri, insan gibi yaşayabilecekleri bir ortam kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor. Anneler çocuklarına karne hediyesi olarak et alıyorlar ve hala türban konuşuyoruz. Bakın, AKP ne yaparsa yapsın, seçim işleri uzmanı genel başkanı ne yaparsa yapsın, evet. bu seçim. Son Türkiye Orta Doğu olmayacak. Kaybedecekler. Bunlar gidecekler. Türkiye'nin başka sorunları var. Evet. Artık bu yapay gündemden bir çıkalım lütfen. Türban diye evet, sorunu yoktur kısa, diyor. Tabii uzun bir konu evet. ama. Birer cümle. Evet. Türban'la ilgili konu salı günü bir daha parlamentoda görüşülecek. Evet. Yani bir burada... cümle var Hakan Bey. Onları söyleyip kapatmak istiyorum. Herkes kalkacak zaten Ahmet Bey'cim. Şimdi bir cümle lütfen. Çok az süremiz kaldı. Bir cümle lütfen o zaman. Diğer konuklardan çalmayalım. Evet. Peki. İyimser ihtimalle AKP'nin önüne giden anketlere göre 32 civarında AKP, 6.9 civarında MHP, 38.9. HDP'yi evet. de HDP'yi de gönlümden geçe geçe, gönül rızamda onlara verdim. 49. Teşekkürler. HDP ile, Hakan Bey, HDP ile beraber olsalar da AKP bu seçimi alamıyor. AKP gidiyor. Ben milletinden sağduyulu davranmasını, bu seçimde Türkiye Orta Doğu olmasın diye oy kullanmasını tamam Ahmet. Çok teşekkürler. Evet birer cümlede sizden alalım. Şunu söyleyeceğim. Önümüzde 4 aylık bir süre var. Bu süreyi biz yani sonuç itibariyle yani halkımızdan yana, yurttaşlarımızdan yana bir vizyonla yürütmeye çalışıyoruz. Bizi dinleyenler hiç endişe içerisinde olmasın. Yani gerçekten çok tecrübeli, bütün bu süreci okuyan kadrolar var. Bütün siyasi partilerde ve partimizde. Sonuçta yani serbest seçimlerde adil olacak olmayacak o tartışmayı bir tarafa bırakayım. Bu işi çözeceğiz evet, diyorsun. Yani bu işi çözeceğiz. Türker Paşa. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına son vereceğiz. Türker Paşa. Bunun bilmesini isterim. Keşke böyle bir teklif yapılmasaydı. Hatırlar mısınız? Sizle beraber program yapıyorduk. Cihangir Bey vardı. Dedim ki bu iktidar başınıza iş açacak. Siz o zaman iktidarı tanımamışsınız. Gerçekten de iş açtı. Nerelere geldi? Bu yönetmeliklerle düzenlenebilecek bir konu. Bir anayasaya girecek bir şey değil. Aynı zamanda laikliğe de karşı. Yani ne diyorsunuz? Dinsel inançları nedeniyle bu var ya. Laiklik ya AKP'nin kapatma davasında iddianamedeki yani, gerekli şeylerden, delillerden biriydi bu. Evet. Şimdi bir şey daha onlar olmayacak edeyim. Bilmesini evet. isterim. Yani. Olmayacak yani. Bu teklif doğru değildi. Ama bakın yine altılı masada Meral Hanım ne dedi? Yani orada bir küçük de olsa bir gol var. Yani bakın uzlaşma bu işte. Bu hata yapılmamalıydı. Çünkü öncesinde eş güdüm de yapılmamış. Belli ki altılı masada. Yapıldıktan sonra da uzlaşma varsa sahip çıkacaksın. Ama evet. bu hatalara rağmen ben de katılıyorum. Nihai sonucu değiştiremez. Bu iktidar gidecek. Değiştiremez diyorsunuz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Emekli Amiral Türker Ertürk, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anayasa Hukukçusu, Doçent Doktor Tolga Şirin ve Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz bizlerleydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan Paris'ten Skype'a yayınımıza katılacak. Ara sonra devam edeceğiz.